Efendim Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Fırat ekranlarından Milad'ın Mutfağı'ndan hepinize mutlu, huzurlu ve her şeyin de başı sağlıklı, güzel bir gün, güzel bir perşembe günü diliyorum değerli izleyenler. Bugün birbirinden değerli, kıymetli iki kardeşle beraberiz efendim. Birazdan takdim edeceğim ama şu dört kuralımızı bir hatırlatalım değil mi Murat abi? Çok önemli. Üçte eskiden şimdi dörde çıkardım. Evet. Efendim dört kuralımız maske, mesafe, temizlik yani hijyen ve aşı. Çok elzem, çok önemli. İyiye doğru gidiyoruz elhamdülillah. Çok da sevindirici sonuçlar alıyoruz. Havanın da ısınmasının etkisi olduğu söyleniyor. İnşallah o da doğrudur. Ama şunu söyleyeyim, aşı çok önemli. Aşılarımızı yaptıralım biliyorsunuz. Üçüncü doz kararı da dün itibariyle çıktı. Sezen, evet, o açıdan evet. Üçüncü doz da yapılacak inşallah. Sağlık Bakanlığımız da bu işi riske atmıyor. Şükürler olsun. Efendim inşallah halledeceğiz ama aşılarımızı sırası gelen lütfen olsun diyelim bir an önce eski normallerimize, eski ticaretimize, değil mi? Eski sosyal hayatımıza. Sosyal hayatımıza dönebilelim. Çünkü efendim çok acılar çektik. Halk olarak, toplum olarak, ülke olarak, dünya olarak hepsinin de başında ticaret esnaf olarak. Efendim çok önemli. Çünkü her bir ticaret erbabı ülkemizin ekonomisine katkısı var. Her bir yani biliyorsunuz 3 ay 5 ay hatta pandemi süresince kapalı olan esnaflarımız vardı. Allah yar ve yardımcılar olsun diyorum. Hepsi onların yanındayız elbette. Çünkü birlikten güç doğar zihniyetiyle hareket ediyoruz. Biz de böyle komşumuzu o esnaflarımızı her zaman değerlendirelim, yanlarında olalım, ihtiyaçlarını soralım diye düşünüyorum. Bize düşen, bir Müslümana düşen de budur diye görüyorum değerli izleyenler. Evet, birbirine değerli iki kardeş dedik. Kimler peki bunlar? Efendim, şöyle söyleyelim. Profesyonel site yönetimi. Değil mi? Evet. Sinem Hanım. Evet. Site yöneticiliği gerçekten artık çok önemli bir meslek grubu. Artık sitelerde oturuyoruz, binalarda oturuyoruz. Onun da bir yönetime ihtiyacı var diye düşünüyorum. Peyzaja ihtiyacı var bahçelerinin. Yaza giriyoruz. Evet. Önemsiyoruz. Efendim, kardeşlerden biri Sinem Eraslan. Yine şirketin yönetmeni değil mi? Yöneticisi Murat Eraslan. Aynı zamanda Çilek Manavları hep bizim sponsorumuz biliyorsunuz. Sebzelerimizi aldığımız onun da yöneticileri bizlerle birlikte bugün sohbet edeceğiz. Ama önceliğimiz site yönetimi olacak. Profesyonel site yönetimi olacak. Çünkü bu süreçte çok önemli. Binalarımız sağlam mı? Bunun bile analizi onlardan geçiyor. Değil mi? Onları konuşacağız. Birbirinden değerli iki kardeşle birlikteyiz değerli izleyenler. Ama bir de mutfak olunca söz konusu. Yemek. Yemek. Sinem Hanım. Evet. Bu arada nasılsınız? İyisiniz. Çok iyi. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Murat abi. Tekrar bu şansı güzel verdiğiniz için teşekkür ederim. Ne demek? Kendi yeriniz abi. Burası kesinlikle ne demek? Kesinlikle o hissiyatı veriyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yaşamadan kendi yerimize gelir gibi. Kendi evimize gelir gibi geliyoruz. Bundan emin olabilirsiniz. Bunda hiç beis yok. Burası tüm samimiyetimle. Başta sizlerin elbette ki benim yanımda olan insanların ve tüm Elazığ'ın mutfağı. Ben bunu samimiyetimle söylüyorum. Her ne kadar şurada Milad'ın mutfağı yazıyor olsa da burası Elazığ'ın mutfağı. Her Elazığlı'nın en az bizler kadar hakkı var. Her zaman kapılarımız sonuna kadar açık. Çünkü bu programın bir amacı, bir gayesi, bir misyonu var. Değil mi? Kesinlikle. Elazığ'ın yöresini, yemeğini, gastronomisini tanıtmak, Elazığ'ımızın o güzelim insanlarını tanıtmak bizim misyonumuz. Hemen işte yemeğimize bir dönelim bakalım. Ne yapacağız tabii bugün? Ki. Merak ediyoruz. Sezai Şef'im. Evet. Bu arada Sezai Şef'im Murat abi biliyorsun değil mi? Son yayın. Yemeği yedirdiği çocuklardan birisi Türkiye birincisi oldu. Öyle mi? Abi. Maşallah. Çok şükür gurur yaşadık. Ama maşallah. Nasıldı mesajın? Yani, sosyal medyada. Maşallah. Mükemmel bir şey gerçekten. Gerçekten o da bir gurur verici. Dün ailesiyle tanıştık, ebeveynleriyle. Yani anlatılmaz, yaşanır. Çok doğru. Öyle değil. Şimdi efendim LGS sınavı yapıldı malumunuz değerli izleyenler. Elazığ'ımızın çok yüzde okullarından birinin de aşçısı biliyorsunuz Sezai Şerim. O okulun da öğrencilerinden birisi LGS Türkiye şampiyonu oldu, birincisi oldu. Tabii emeğine sağlık. Başta kızımızı, Sera kızımızı tebrik ediyoruz. Sonra ailesini, onun her daim yanında olan ailesini tebrik ediyoruz. Okulunu ve yazdım dedim ki abi öğlenleri onu o güzelim lezzetleriyle besleyen
Sezai şefimi tebrik ediyorum. Ama gerçekten... Kendime de pay çıkardım yani. Zaten o kadar payınız var sizin, yok değil. Ama gerçekten de bu öğlen yemeği özellikle öğrenci için çok çok önemli. Tabii. Yani böyle bir gönül rahatlığıyla bir yemeğe geliyorsa o çocuğun kafasında bir sorun işareti olmaz. Yani bu sadece öğrenci için değil, çalışan için de aynı şey önemli. Çalışan kesin. Yani özellikle herhalde bu pazartesi sendromu var ya, insanlar hafta sonunda işe geldiği zaman acaba biz ne yiyeceğiz? Şimdi pazartesi günleri, yani sendroma göre menü hazırlıyor musun? Ya inan bizim yemeklerimiz... Ya bak şunu olmaz. Numaraya çekmemiz. Hayır şunu diyorum. Çalışmadığı yerden sordum. cevap veriyorum ama. Cevap veriyorum. Abi biz Zaza'ya seni cevapsız bırakır mı senin sorunu ya? Şimdiye kadar yemeklerimizde hiçbir sıkıntı çıkmadı. Çok şükür yani çıkarmamaya çalıştık. Çıkmadı da. Fakat pazartesi gerçekten insanlar nasıl başladı öyle gider. O yüzden mümkünse pazartesi insanlara daha çok tercih ettiği yemekleri koymaya çalışıyorum yani. Tabii. Onu yapayım yani şimdi artık itiraf mı dersiniz? Aynen, itiraf değil ama senin el lezzetin, menü seçimi, bu tartışım. Biz de burada mesela değerli Elazığlılarımıza, değerli izleyenlerimize menüyü ben hiç karışmıyorum çoğu zaman abi. Sezai onu ayarlıyor. Neyi tanıtacaksak yöremizin Türk mutfağı, Osmanlı mutfağı, dünya mutfağında yemeklerimizi ve tabii ki en iyi malzemeyle. Şimdi, ama malzeme şey, olacak tabii yani. Şimdi malzeme olmadan da tek başına şef bir işe yaramaz yani. Çok doğru. Buyurun. Bütünleşir. Alet çalışır, el övünür diye bir atasözümüz var ya. Aynen öyle. Oradan kaynaklanıyor. Burada Sezai şefime de katılıyorum. Aslında kahvaltı öğünü, öğlen yemeği, akşam yemeği de çok önemli ama gerçekten Sezai Bey'in el lezzeti olsun, efendime söyleyeyim o damağımıza hitap etmesi olsun. Gerçekten şaheser. Çok doğru. Samimi söylüyorum bunu, yürekten söylüyorum. Sezai Bey Elazığ için aslında bir değer. Çok da yaşlı olmamasına rağmen genç yaşta en azından ya böyle bak abi bu abi ya. 2 saat boyunca tamam artık. Hem yemek yapar hem sırıtır artık. Ama mübalağa etmiyorum. Yani tüm samimiyetimle söylüyorum. Sezai Bey bizim için bir değer. Gerçekten öyle. Benim için de öyle. Sezai Şef'in bir değerimiz. Tabii nice şeflerimiz var Elazığ'ımızın yetiştirdiği. Onları tabii da ki, evet. Şey yapamayız, inkar edemeyiz. Onlar da çok değerli şefler. Nihayetinde Elazığ'da yetişmiş ve gururumuzdur Sezai. Teşekkür ederim. De buradan tüm şeflerimize, tüm aşçılarımıza, emeği geçen herkese de selamlarımızı gönderelim. Meslemiz aslında hiç eskimeyen bir meslek. Eskimeyecek. Evet, modası geçmez. Hep var olacak. Tabii. O yüzden sürekli bir adım ileri gitmek için çaba göstermek gerekiyor. Sen babadan ne yemek yaparsın şimdi? Ben düşünemiyorum o ya. Değil mi Sinem Hanım? Kesinlikle. Yok yok Sezai Bey'in. Dolmuşa binmez kolay kolay. Girmez. Sen öyle bir dedin ki genç dedin ya. O yeter. Bugün peki bu havada ne yapacağız? Öyle yaptık artık daha yemeği ismi dedim. bugün bir patatesli kürdan kebabımız var. Patatesli kürdan kebabı. Evet bir de bir patlıcanlı bulgur pilavımız var. Şimdi patlıcan. Olmuyor değildi. Şimdi patlıcanı herkes sevmeyebilir. Yani herkesin damak tadına hitap etmeyebilir. Fakat gerçekten biraz sonra, yani biraz sonra programın sonunda göreceksiniz. Bulgur pilavı o kadar çok yakışıyor ki. Yakışır. Yani soğan ve patlıcan. Ama ne derler biliyor musun? Ne derler? Eskiler nedir? Sinem Hanım sen duymuşsundur belki. Ben eski değilim yani. Çok yanlış oldu. Hayır eskilerden demiyorum. Hayır yanlış ama. Bir kadın olmanın sıfatıyla eskilerden derken yani ne olur yanlış anlamayın öyle bir şey söylemiyorum. Anlamadım. İçimizde en genç olmalısınız üzerik. Şunu söyleyeyim. Elazığ şivesini kastettiniz ben anladım. Hayır olsun. Kadınlarla o eski kadınlarla ninelerimiz olur. Daha fazla görüşmüş, daha fazla yemeğin içerisinde bir kadın olarak olduğunuz için duymuşsunuzdur diye söyledim. Rica ederim. Yok yok yanlış anlamadım. Alınmadım bile. Yapılır mı yani? Yok yani Milat Bey kendi dönemini sormak istedi. Kesinlikle. Söylüyorum ya. Ben duyduğum için söylüyorum. Efendim, balcanlı pilav. Ha, balcanlı pilav. Ben de, balcanlı pilav. Ben de pek eski bilmem yani. Sen bilmezsin, sen yetişemedin o. Ya yetişemedik. Evet, patatesli kürdan kebabı. Bir de patlıcan. Balcanlı, balcanlı bulgur pilav. Peki, malzemeleri görelim efendim hep birlikte. Bakalım hangi malzemelerle yapacakmış Sezai Şef'i. Hangi kameradayız? Oğlum burada kameraya gösteriyor. Ben hangisi sene okuyorum işte. Evet, patatesli kürdan kebabı. 500 gram kıymamız var efendim. 6 adet patates. 3 adet domates. 3 adet kırmızı kapya biber. Yarım demet maydanoz. 1 baş soğan. 3 diş sarımsak.
bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı yedi türlü, bir tatlı kaşığı pul biber, bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, bir adet yumurta, bir çay bardağı galeta unu, kızartma yağı ve kararı kadar ya da yeteri kadar tuz. Bir diğer menümüz hemen gelsin efendim. Patlıcanlı bulgur pilavı ya da diğer adıyla balcanlı pilav. Balcanlı pilav. Evet. Hemen gelsin onu da okuyalım. Bir donma mı oldu? Düzeltirler. Merak, evet. Patlıcanlı bulgur pilavı. 2 su bardağı bulgur. 1 baş soğan. 2 su bardağı pardon 1 adet kemer patlıcan. 2 yemek kaşığı tereyağı. 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı pul biber, evet, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı kuru reyhan ve yine kararını kadar ya da yeteri kadar tuz kullanacağız efendim patlıcanlı bulgur pilavında. Balcanlı bulgur pilavı. Balcanlı. Gerçekten eskiler öyle der ama. Eskiler öyle der. Balcanlı. Evet. Balcan. Evet. Hatta Urfa tarafı biraz daha böyle gırtlaktan sonra balcan der. Balcan. Balcan ama eskiden balcan derdi. Doğru. Ya her bir yörenin kendine ağzı, kendine tarz bir ağız var. Tamam mı? Evet. Ama ortak değil, Türkçe tabii kullanıyoruz. Evet. Bu Türkçeyi de biraz ağızla ya da şiveyle değiştirebiliyoruz yörelerimize göre. Değişir, evet. Doğru. Evet, şefim hangisiyle başlayacaksın? Hı. Patateslerimizi önce bir yuvarlak doğradım. Biraz kızartma yağıyla yağladım bunu. Fırınlayacağım. Fazla yağlı olmaması için. Normalde kızartılır. Sağlıklı aslında. Olsun istiyorsun. Tabii sağlıklı. O yüzden. Elbette. Şimdi yağda kızartsan çok yağ çekecek. Tabii. O sosu aldıktan sonra yağ tekrar salar. Bir de özellikle yazın çok ağır olur. Yazın yağ hiç gitmez. Öyle değil mi? Yani ya, yazın mümkünse. Hatta bizim Elazığ'da neden yaz hep telik yapabilirler? İşte yağ komple yaz. Sıfır yağ. Ya bak işte can ağabeyimden. Onu biliyorum. Telki herhalde yani onu biliyoruz yani. Çünkü o esnek. Her el azalının bilmesi yani. Lazım Sinem Hanım. O halen var çünkü. Sezai Şef'in tel kebabının diğer adı nedir? Biber kebabı. Biber kebabı. Belkıran. Belkıran. Belkıran tabii. Doğru ama. Belkıran. 12 esnek bilirsin değil mi abi? Elazığ'dan dışarıdan gelen işte sana tel kebabı, tel kebabı. Rivayete göre vali. Adam et bekliyor tabii. Rivayete göre vali. Evet vali. Evet rivayete göre vali. Dönemin valisi. Evet. Adamı beklemiş tabii. Kebap bekliyor. Kebap bekliyor. O biberler geliyor. Tulum peyniri, üzüm geliyor yanında. Yemiyor. Diyor ki işte yemeğe çaylar geliyor sonrasında. Yavani diyor siz davet ettiniz kebap gelecekti diyor. Abi geldi yedik ya diyor. Allah Allah diyor. Hani nerede diyor. Nerede hangisini yediniz? İşte tel kebap biberleri dizmiştik diyor. Adamı acı bırakıyor. Niyece? Tabii işin latifesi şakası bunlar. Çok da Elazığlıların severek yediği, tercih ettiği. Tabii bu tel kebabından örnek verdik ama bildiğim kadarıyla Sezai Şef'in daha iyi bilir. Gastronomi anlamında Türkiye'de ikinci sıradayız biz Elazığ yemekleri olarak. Bizim gözümüzde birinci sıradayız abi. Ya biz o ayrı bir konu. Evet. Ama işte yapılan bilimsel, yazılan bilimsel yemek tariflerinde biz ikinci sıradayız evet. Gastronomide. Kültür ve bunu Turizm Bakanlığı'nın listesinde ikideyiz. Bunu da gözden kaçırmamak lazım Milat Bey. Çok doğru. Yani, çok doğru. Tel kebabımız da bizim bir rengimiz, bir ahengimiz. Ya biz buradan zaten Milad-ı Mufan'a geçtiğimiz bu sezon hep onu yaşatmaya çalıştık. Evet. Elazığ yöresi yemekleri zaman zaman çıkardık. Unutulmuş yemekler hep çıkardık aslında. Evet. Mümkünse elimizden geldiğince biz tanıtmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki sezon aynen devam edecek zaten. Şimdi Murat abi, tabii bu bizim tel kebabımızı farklı kılan özellikler var. Mesela Diyarbakırlılar'da biberi fırına verirler. Urfalılar'da verirler. Evet. Malatyalılar'da verirler. Ama bizim şu anda herhalde şu menümüzde yok. Menümüzde yok evet. Elazığ'ımızın yerli biberi, sarı biberiyle olması evet. Çok önemlidir o. Onun içinden acı da çıkar değil mi? Keban biberimizle yapılması önemlidir. Keban biberi. Evet. Şimdi Sezai Şef'im de bugün patatesli kürdan kebabını yapacak. Sezai Şef'im bulgur, balcanlı bulgur pilavından sonra mı geçeceğiz? Sonra geçeceğiz. Ben bu arada bu biberi de bir göstermiş gösterelim. Olayım. Tabii Elazığ biberimizi. Yani menümüzde yok ama evet. Şunu gösterebilirsek. Gerçekten sarı. Bu sene erken mi oldu biraz Murat abi? Sen daha iyi bilirsin bu işi. Tarımda çok güzel bir gelişme bu. Tarımda Elazığ gerçekten son zamanlarda modern tarımı kullanıyor. Ne yapıyoruz? Bunların sadırlarını kış ayından seri altında. Heh.
sadırları yetiştiriliyor ve erken döneme yetişebilmesi için işte havalar üstü açılıyor. Sonra, evet, Mart'ın sonunda veyahut da Mart'ın ortasından sonra üstü açılıyor ve bu sayede ürünlerimiz erken alınıyor. Evet. Erken hasada giriyor. Şimdi geçtiğimiz haftaydı, ondan önceki hafta mıydı bilmiyorum. Çilek manavda hemen gördüm. Ya dedim acaba dışarıdan mı geliyor, orada mı yetiştirdiler Elazığ'ın biberini? Yok abi Elazığ'da dedi, yok, bu dedi yerli biberimiz. Bir aydır Milat Bey. Bir ay işte, bir evet. Bir aydır, evet. Elazığ'ın biberi dedi, yerli biberimiz dedi, oldu dedi. Ya ben de enteresan dedim, bu zamanda olması çok ilgimi çekti dedim. Vallahi dedi, Murat abi dedi, nerede ne var? Araştırır, bulur, muhakkak getirir Elazığ'a. Ona gayret gösteriyoruz. Yani evet. Onu, o bizim dediğim gibi, daha önceki programlarda da bahsetmiştim. O bizim vazgeçilmezimiz. Satılıp satılmaması önemli değil. Önemli olan ürün çeşidi ve kalitesi. O önemli. Yani samimi söylüyorum, evet, ticaretteki yapmaktaki maksadımız kazanmak. Çok doğru. Ama biz ticareti gerek işte yönetim hizmetlerinde olsun, gerek dükkanlarımızda olsun, emin olun ikinci sıraya öteliyoruz. Giriyor. Öncesinde hizmet ve kalite. Çok doğru. Evet, gelelim konularımıza. Sezai, söyleyeceğim bir şey var mı? Söyleyeceğim, ben söyledim. Artık da yemeğe başlayalım. Allah çünkü, kolaylık versin. Yemek yememiz lazım. Allah eline lezzet versin. Teşekkür ederim. Daha da. Sen bu havadan ben biliyorum neler yapacağını da işte. Evet, şimdi efendim, bugün daha ziyade Sinem Hanım'ın da başında olduğu, yani yönetici olarak site yönetimi, efendim, profesyonel site yönetimi hizmetleri. Bugün konumuz daha ziyade bu olacak, bunun üzerine yoğunlaşacağız. Niye yoğunlaşacağız? Çünkü çok elzem, çok önemli. Bu süreçte önemsiyoruz. Şöyle bir site yöneticiliğin ne olduğunu bir izah ederseniz Sinem Hanım, sonra da benim size sorularım olacak bu alanda. Çünkü Elazığ bir süreçten geçti, evet, biliyorsunuz. Halen sallanıyoruz habire. Evet, maalesef. Geçen gün biliyorsunuz 5.3 şiddetinde bir deprem daha yaşadı. Allah beterinden korusun diyoruz ama Karakoçan ilçemizin bir köyünde 7 tane evin maalesef yıkıldığını öğrendik. Ondan sonra deprem daha yaşadı, bilginiz var mı ona? Akabinde Maden depremi, evet, tabii. 4.2 oda. Tabii bunlar üzücü. O bölgenin hareketli olduğunu gösteriyor. Orada olacak büyük, o bölgede olacak bir depremin de Elazığ'ı yani büyük bir depremin etkilememesi söz konusu değil. Şimdi malum binalarımız, burada abi sen de bilirsin, bir yıpranma yaşadı bu büyük depremde, 6.8'de büyük bir yıpranma yaşadı. Yorgunluk yaşadı. Bunun etkisi büyük bir depremde, yani çevre illerde dahi olsa bizden ne ölçüde olur? Bunun analizleri elbette ki AFAD tarafından, çevre ve şehircilik tarafından, bu işin uzmanları tarafından yapılıyordur. Ama bizler de sakinler olarak, site sakinleri olarak, değil mi? Tedirginiz Sinem Hanım. Hepimiz öyle. Hepimiz öyleyiz. Yani Sinem Hanım biliyorsunuz deprem sonrası programımıza geldiğinde son dakika telefonlarla o yöneticiliğin, ticaretin, evet, vermiş olduğu. İnanın diyor, evden daha çıkamadım. Adam diyor asansörde kalmış, beni aradı diyor. Hatırlıyor musunuz? Evet evet. Çok enteresan bir olaydı. Onu unutamıyorum zaten. Tabii bu işler, bu ticaret, esnaflık, bir de bu alanda ticaret yapmak, bu alanda bir hizmet sunmak, evet, sorumluluk getiriyor. Tabii ki. Değil mi? O konu hakkında biraz yorumunuzu bekliyorum. Yani neyi bekliyorum? Analizler yapılıyor mu binalarda? Güçlendirme çalışmaları, bunları, bu işlere de bakıyor musunuz sitelerin? Tabii ki bu işleri... Oradan ele alacağım. Sonra bir de peyzaj işlerine gireceğiz ki çok önemli. Site başkanlarımızla beraber, onlarla beraber destek olmamız yerlerde hep beraber. Tabii işte dilekçelerimizi yazıyoruz. İşte binayla alakalı yapılması gerekenleri yapıyoruz. Hatta daha 2 gün öncesi abimin oturduğu sitede temelinden bir su alma olayı var. Bununla alakalı bir çalışmaya başladık. Çok güzel. Yani binanın daire içi hariç bütün her şeyle biz ilgileniyoruz. Tabii ki. Sizin için. Tabii biz bunu yaparken Elazığ hala site yönetim, profesyonel site yönetiminin ne olduğunu bilmiyor. Maalesef bilmiyor. Biz çilek yönetim hizmetleri olarak bunu Elazığ'a kanıtlamak istiyoruz. Her şeyin en iyisiyle ki bunun verimini aslında biz bu yıl aldık Murat Bey ile beraber. Bunu da gururla söylüyoruz. Kesinlikle. İlk bu işe başladığımız yıldan itibaren elimizdeki sitelerimiz bizimle hala sözleşme imzalıyorlar. Bu bizim için aslında çok gurur verici bir olay. Memnunlar ki veri yapıyorlar. Tabii ki, aynen öyle. Memnuniyet. Hem şeffaf çalışıyoruz, hem memnunlar gerçekten. Burada da Murat Bey'in çok güzel bir sözü var. Biz onları hiçbir zaman müşteri olarak görmedik, her zaman komşu olarak gördük. Doğru. Yani yönetici de bir nevi onlara komşu
öyle gördüğümüz için zaten belki de sizlere o binada, o sitede oturmasanız dahi sürekli siz de onların yanında olduğunuz için bir site sakini olarak da görüyor olabilirler sizi. Ya biz olayı çok abarttık sanki. Hatta hiçbir şey yapamazsak gidip çardakta oturup çayımızı içip onlarla beraber dost arkadaş yani Alpap. Siteyi denetime gittiğimizde çardakta oturup Sinan çayımızı içiyoruz. Dedikodu yapmayın ama. Site, sakinlerle dedikodu duyuyorum. Ben daha çok bayanlarla o muhabbeti yapıyorum. Yapıyorum. Peki. Valla özümsemek lazım tabii ki. Sinemanın da öyle bir insan. Yani şu anda ekranda tabii ki kısa bir süre yeni tanıyanlar için söylüyorum evet. Sizi. Tanıyanlar çok iyi bilir. Böyle çok samimi bir yapısı var. O sıcak ve samimi yapısı da eminim o sakinlere, site sakinlerine, yöneticilerine, değil mi, başkanlara yansıyor ki o memnuniyetlerini de dile getiriyorlar. Ben de bunu yani şu anda yanlarında diye söylemiyorum. Çilek profesyonel site yönetimi hizmetleri çok duyuyorum. Hep memnuniyetlerini dile getiriyorlar dışarıdan da. Bu güzel bir olay diye düşünüyorum. Ne burada? Ciddi bir mesai harcıyoruz Murat Bey. Yani samimiyetin yanında tamamen kurumsal, profesyonel ve şeffaf bir yönetim sunmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle de sunduğumuza inanıyoruz. Harika. Bu bizim için çok önemli. Samimiyet şart. Samimiyet şart. Fakat yaptığımız işte kurumsal ve profesyonellikle çok büyük bir şart. Doğru. Bunun için gayret ediyoruz. Bununla meyvesini yediğimize inanıyoruz. Özellikle bu sene dediğim gibi binlerce şükür olsun. Daha da iyi olacak inşallah. Bu konuda sizin az evvel bahsettiğiniz deprem konusunda Elazığ'ın coğrafi yapısı itibariyle, deprem bölgesi olması itibariyle evet sıkıntılar yaşadık. Bahsettiğimiz iki gün önceki toplantımızda zeminlerde bir çökme oluşuyor. Bunlar da teletuvarlarda olsun, efendime söyleyeyim peyzajlarda olsun, çimlerde olsun sıkıntılar yaratıyor. Kesinlikle. Bunların bütün sıkıntılarını gideriyoruz. Aldığımız ortak kararlarla site başkanlarımızla beraber veyahut da anket gerekiyorsa anket 5/4 çoğunluk gerekiyorsa 5/4 oy birliği dediğimiz %100 gerekiyorsa %8 sal çoğunluk dediğimiz %51 gerekiyorsa evet. O işle ilgili ne gerekiyorsa 7/24 bandında çalışıyoruz Milat Bey. Bundan eminim. Yani 7/24 bandında çalışıyoruz. Yani gecenin bir yarısı da bizi ararsalarsa ciddi bir problem olduğu zaman biz çok bir özür mesai diyorum. Mesai mefhumumuz yok yani. Kesinlikle anladım. Yok. Ya şöyle bir şey söyleyeyim, ben lafınızı kestim. Sitemizdeki mesela her yıl sonunda yapılması gereken bir olağan genel kurul toplantısı vardır. Pandemiden dolayı biz bu toplantıları yapamadık. Yapamadığımız için de insanlar bizimle mecburmuş sanki çalışmaya, bu izlenimi yok etmek için. Toplantısı olmayan yerlere biz toplantı düzenledik insanların sıkıntılarını dinlemek için. Olmalı da. Olmalı o, da tabii ki. Toplantı periyodunu sizler mi düzenliyorsunuz tarihlerini yoksa evet. Sakinler mi? Biz daha çok şöyle hani danışıklı, karşılıklı şey yapıyoruz. Hangi tarihleri şu tarih size uyar mı diye danışıyorsunuz. Daha çok katılım hangi tarihte sağlanır diye. Son 3 toplantımız kaldı yanılmıyorsam. Çünkü neden? Artık yaz tatiline giriyoruz. İnsanlar doğru. Tatile girmeden herkesi bir arada görelim, ortak bir karar alalım istiyoruz. Doğru. Bir de doğru. Bir genel şey var. Sinemanın bahsetti ama bir de bir genel kurul ve olağanüstü genel kurul evet. Toplantıları var. Genel kurul toplantıları yılda bir sefer olur en az. Fakat Sinem Hanım'ın da bahsettiği gibi bu yıl pandemiden dolayı birçok toplantı yasağı gelmişti. Toplantı yasağı biter bitmez de yoğun bir mesaide toplantılarımıza katılıyoruz Murat Bey. Eyvallah. Efendim buradan da bir acı bir haberden bahsedeceğim. Maalesef. Sığınarak. Maalesef. Murat abi aslında biraz zorlamamla. Estağfurullah. Niye diyeceksiniz? Çocukluktan beri arkadaşı olan yani 25-30 yıllık bir dostluk söz konusu. Bir mahalle arkadaşı, bizim eski Elazığ tabiriyle, abim. Gençlik arkadaşlığı, abilik, kardeşlik söz konusu, bir sürsürünün öz evladı diyeyim. Kesinlikle. Çok değerli bir ağabeyimizi, efendim, kardeşimizi geçtiğimiz günlerde maalesef kaybettik efendim. Turgut Reis Demirtaş. Turgut Reis Demirtaş. Ben yakınlarına başta, çevresine, ailesine, arkadaş çevresine, sizlere tavsiyelerimi vermek istiyorum. Gerçekten genç olarak nitelendiriyoruz çünkü bu yaş aralığını. Allah sabırlar versin. Amin. Ailesine, sevenlerine. Acı bir durum tabii. Kolay değil. Bir insanın kaybı, hele sevilen bir insanın kaybı. Her insan değerlidir ama böyle çevresi tarafından, ailesi ve yakınları tarafından, muhiti tarafından sevilen bir insanın kaybı da biraz daha acı oluyor sanki değil mi Murat abi? İki gündür uyuyamıyorum ben. İki gün önce kaybettik maalesef talihsiz bir olay sonucu. Bir durgunluğum bir şeyim de olursa ben özür diliyorum buradan herkesten. Daha önce yapmış olduğumuz şeyden dolayı, program güncellemesinden dolayı katıldım.
zorlamanızdan değil. Yani zorlamayla da değil ama. Ya ben her zaman ricamızı kırmadı. Sadece benim bir durgulum olursa ben özür diliyorum. Çünkü benim için değerli, kıymetli bir büyüğüm, abim, dostum, arkadaşım, evet, sırdaşımı kaybettim. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin, amin. Abi buradan da bir Fatiha okuyalım mı? Müsaadeniz olursa. Ne demek, ne demek. Zahiler Fatiha diyelim. Hatta biz bu haberi aldığımızda yine bir site toplantısındaydık da abime telefon geldiğinde toplantının ortasında sendeledi bildiğiniz. Evet. Toplantıyı iptal etmek zorunda, yani katılıp biz devam ettik, abim olarak gitmek zorunda kaldı. Gerçekten iki gündür. Ölüm acı ve gerçek Midat Bey. Gerçek. Acı ve gerçek. Ve acı. Evet. Maalesef. Allah yakınlarına sabırlar versin. Allah da kendisine rahmet eylesin diyoruz. Kim hangi sürsürüyü tanıyor ise hepsi güzel sözlerle anmış efendim. Sosyal medyada olsun, şahsen görüştüğümüz insanlar. Demek ki çok güzel bir insan. Ben tanıma şansım olmadı, bilmiyorum. Tanışmamıştım ama tanımış kadar oldum. O güzel yanlarından bahsettiler. Allah rahmet eylesin diyelim. Amin, tekrar amin. Tekrar. Evet, site yönetimine geri dönelim. Buyurun. Bu arada site yönetime geçmeden, ya şu anda beni gölgeleyen, benim şu yakışıklılığımı bile sinemanın gölgeleyen bir şeyler var burada. Sezai de sırf beni kıskançlığında, bana kıskançlığında, tam önüme koymuş farkındaysan Murat abi. Ya ben sana iyilik yaptım. Kaçtır öyle yapıyoruz. O da sizin dikkatinizi çekti der mi? Ben çok dikkatimi çekti. Beni gölgede bıraktırıyor yani. Şu güzelim meyveler. Ben diyeyim o da göbek görmesin yani. Yazın o güzellikte. Ya. bak görüyorsun değil mi abi? Birbirimize böyle takılmazsak olmuyor biliyor musun? Kesinlikle. Bu sevgiden geliyor tabii. Kesinlikle. Efendim böyle ya şu kavunun kokusu beni öldürdü. Samimi söylüyorum. O kavun özel bir kavundur Milat Bey. Evet. İçi turuncudur onun. Eski tohum bir kavun. Abi sosyal medyada bir şey var biliyor musun? Bak diyor keserim. Buyurun. Gel diyor. Çok komik buyurun, buyurun. Bir şeyden bahsedecek. Seyrettiniz mi? Buyurun, buyurun. Hemen kesiyorum. Buyurun. Sezai tepsiyi ver. Keserim. Buyurun. Ondan şüphem yok abi benim bunun turuncu olacağından. Çünkü eve daldım. Gördüm de o yüzden. Ben sosyal medya fenomeni değilim Midat Bey. Ben 25 ya. Yıldır işinde gücünde abi, olan, işini ciddiye alan. Şimdi bizim latifemizi ciddiye mi alacaksın? Yok yok ciddi değilim. Buyurun o lütfen. Miyiz? Sen mi keseceksin? Hadi sen kes. Benim elimi benim elimi kana bulama. Kavuna bulama. Valla merak şöyle bir şey. Bu arada bu meyveleri bizlere gönderen yine Bahçeli Evler diyeyim. Cumhuriyet Mahallesi Çilek Manavı çalışanlarına. Yine olgunlar unuttuk. Olgunlar. Unutmadım abi onlar gönderdi diye söylüyorum. Yani onu söyleyeceğim elbette. Olgunlar şuraya bakar mısınız ya şu kavunun güzelliğine? Sezai sen de bir başka doğuruyorsun ya. Ekrandan tam görünmüyordur belki. Olması gerektiği gibi. Bu eski tohum, eski bizim ata tohumu dediğimiz bir kavundur. Evet. Milat Bey. Nerenin kavunu bu abi? Yani Molaköy falan desek tam yalan değil ama. Evet. Gene eski tohum, eski ata tohumu dediğimiz bir kavundur abi. Yani Türkiye'nin kendi şeyi kavunudur. Ata tohumu kavunudur. Şuraya bakar mısınız ya? Vallahi böyle insanın hani diyor ya yemede yanında yat. Ve kestiniz buyurun. Vallahi harika. Ondan şüphem yoktu ki ben. İddiaya girmedim yani. Ben öyle bir hataya düşmem. Çünkü eve de aynısını aldım. Harika çıktı. Evet. Şimdi görüntü bazen yanıltıyor. Çok kırmızı bir karpuz çıkıyor. Atıyorum. Evet. Ama tadı kelek. Maalesef. İnanın. Vallahi ne zaman karpuzu da aldıysam, kavunu da aldıysam, meyvelerini de aldıysam tadına doyamamadım. Burada bir müsaade ederseniz teşekkür etmek istiyorum. Tarım İl Müdürlüklerine, Tarım Bakanlığı'na. Alınan yeni önlemler çerçevesinde. Nasıl olsun yine burada? Tamam abi. Artık gelme sen hemen onu hallet. Artık eskisi gibi işte kabak aşısı bunlar hep denetimlere bağlandı, yasaklandı. İşte efendime söylediğim şeylere bayağı bir sıkı denetim geldi. O yüzden son iki senedir bayağı rahatız bu konuda. Gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Değil mi? Tabii yani bu konuda evet. Tarım Bakanlığımız bayağı bir çaba sarf ediyor. Şimdi Sezai adamlar kendi patronlarına önlerine koyasın diye. Ben niye koyayım? Ben oraya takıldım ya. Ya arada böyle yiyebilirsin artık. Şimdi hangimizi gölgelemesini arzu edersin? Milat abi beni gölgelemesini arzu ederim. Buyurun. Ben. Buyurun valla şöyle bırakalım. Harika. Tadına doyamadım valla. Afiyet olsun. Affınıza da sığınıyorum. Yüzümden bir tane aldım. Harika bir üzüm gerçekten. Afiyet her biri olsun. Birbirinden lezzetli. Sebzeler hakeza öyle. Çilek manavda. Evet, site yönetimine dönelim. Yani buyurun. Bunların içinde site yönetimi nasıl konuşacağım onu da bilmiyorum da. Bilmiyorum.
Şimdi Sinem Hanım, toplantılar, son üç toplantı dediniz. Yani son üç toplantımız kaldı. Yaza girerken. Tatil sezonuna girmeden. Hı. Yani farklı farklı sitelerde 3 toplantı. Tabii ki. Acaba bir sitenin mi son 3 toplantı, haftalık mı yapıyorsunuz diyeceğim. 3-4 toplantıya girdiğimiz aylık mı yapıyorsunuz peki? Normalde Murat Bey'in de dediği gibi bizim bir genel kurul toplantılarımız oluyor. Bunlar senede bir kere olmak şartıyla. Tabii. Bir de aciliyet gerektiren durumlarda olağanüstü genel kurul toplantılarımız yapılıyor. Ve biz her iki toplantıyı da maalesef yapamadık pandemiden dolayı. Yasaklandı zaten bu defa, toplantılar, törenler. Bize karşı hani yapılmasını istedikleri istekleri arttı. İş olarak arttı, şikayetleri arttı. Bunların hepsini dinlemek için yasak kalkar kalkmaz bütün toplantıları bizden isteyen istemeyen hepsine toplantı düzenledik. Yapılması gereken işleri sıraladık. Hani ne yapıyoruz biz bu sürede? Toplantıyı yapıyoruz, çoğunluğu sağlıyoruz, yapılması gereken işleri sıralıyoruz. Daha sonra toplantı bittikten sonra biz arka tarafta bu işlerin devamını yapıyoruz. Kesinlikle. Yani işte güvenlik kamerası olayı var. Takibi, toplantının takibi de söz konusu çünkü. Yani yaptık bitti değil. Biz onu yapıyoruz ki zaten insanlar ilk başladığımız yıldan itibaren hala bizimle sözleşme imzalamaya devam ediyorlar. Muhakkak, ondan şüphe yok. Peki şunu merak ediyorum Sinem Hanım. Hani bazı ihtiyaçlar söz konusu oluyor sitelerin. Evet. Bu süreçte birçok iş yeri de maalesef kapalı oldu. Evet. Bu malzeme levazım yani gidermekte ya da temin etmekte zorlandığınız oldu mu bu süreçte? Ya inşaat sektörü durmadı aslında bu süreçte. Tabii bunu şey anlamaz. Site sakinleri anlamazlar. Onlar sadece olayın işin yapılıp yapılmadığını bilirler. Bilirler. Aynen öyle. Belki de yaparlar. Eleştirebilirler de niye yapılmadı diye. Tabii ki niye yapılmadı diye. Biz bunu malzemeden ziyade usta bulmakta zorluk çektiğimiz zamanlarda ertelediğimiz oluyor. Evet. İşte ustamız burada olmuyor, il dışında oluyor. Gelenler hani bu pandemiyi fırsat bilip çok uçuk fiyat veriyor. Mesela bizim şeffaflığımızdan bir tanesi de hani tamam doğru evet para onların cebinden çıkıyor ama biz asla ha tamam onların cebinden çıktı deyip de bunu onlara mal etmiyoruz. Birkaç tane fiyat araştırması yapıp en iyi en uyguna nasıl yapabiliriz diye. Ona göre yaptırıyoruz bir işi. Bir fiyat araştırması. Tabii yani işte atıyorum işte Murat Bey geldi işi yaptı diyelim. Bize uçuk bir fiyat verdi. Biliyoruz o fiyatın uçuk olduğunu. Bunu nasıl kabul edelim? Yani biraz sitelerin çıkarlarını da gözetiyorsunuz. Kesinlikle zaten bu önemli. En çok onu gözetiyoruz. Çünkü hadi iş verdiler aldık şu aslında 10 lira bize verdiler 20 lira. Aman parası da site sakin cebinden çıkıyor diye asla böyle bir şey yapmıyoruz. Bunu 10 lira ise 10 lira satan yeri. Ama söylediğiniz olay çok önemli biliyor musunuz? Çok önemli kul hakkı çünkü. Yani kul hakkı bir de sorumluluk var. Tabii ki. O insanın, şimdi bir sitede çok zengin bir insan da oturabilir. Evet, 40 kanat evet, geçiren evet, bir evet, insan da oturabilir. Evet. Onu en düşük bazlıyı şey almak lazım. Ama kaliteden de ödül vermek lazım. Asla, asla. Yani çünkü neden? Çok rica ederim, buyurun. Yani biz bunu çok ucuza 5 liraya bulduk, aldık diyelim. O bir ay sonra zaten gitti, işte kırıldı, döküldü. Bu defa aldığımız, yaptığımız olay tamamen işe yaramamış olacak. Çok doğru, önemli. Şimdi ben Murat abiye bu peyzaj işlerinde de var sizde tabii. Şu an bizi en çok yoran. Evet, çünkü tam sezonu değil mi? İnsanlar böyle yeşil bir ortamda, güzel çiçekler içerisinde, bahçe içerisinde, site içerisinde. Özellikle kadınların tercih ettiği, hafta sonları belki beylerin tercih ettiği bir ortam oluşturmak gerekiyor. Ya hemen Murat Bey'e sözü vermeden önce mesela insanlar çimlerini kurutuyorlar. Abi sulayın yani kurutun, kurutmayın biçin bir şey yapın kurutuyorlar. Yönetim bizim çimlerimiz kurudu. Hadi gelin yönetimi alın çimlerimizi yeşertin. Valla elimize sihirli değnek yok yani. Onun belli bir aşaması var. Sinema'nın valla şu anda içini dökecek. Hayır bununla çok vallahi karşılaşıyoruz. Valla yarasına dokundum sanki. Gerçekten çok aslında şunu anlatmak istiyor Sinema Hanım. Hani keşke problemler, sorunlar oluşmadan önce bize başvursalar. Bizim o siteyi alıp almamız önemli değil. Bakın buradan tüm samimiyetimle söylüyorum. Tüm samimiyetimle soruyorum. İşi bizde olsun olmasın. Yönetimi bizde olsun olmasın. Biz gereken desteği veririz veya yönlendiririz veya araçlarımızı kullanırız. Önemli değil. Gene Elazığ'ın şivesiyle şey yapacağım. Abi rahat ol ya. Burası Elazığ'ın kanalı. Bir sefer su içilmez yani. Bir çeşmeden bir sefer su içilmez. Biz bu gözle bakıyoruz işimize. Bu önemli ama. Bunun bir de bir dua tarafı var. Yani her şeyi bıraktık ya. Çim, yeşil, dua diyor ki kıyametin koptuğunu bildiğin zaman elinde bir fidan varsa onu ek. Çok doğru. Dilimiz bunu söylüyor. Çok doğru. Yani çim, yeşillik hiç gerek yok. Bizimle çalışıp çalışmamamız önemli değil. Buyurun bir acı kahvemiz için şirkete. Evet. Benim genel koordinatörüm var. 17 yıldır bu işlerle meşgul.
ciddi anlamda bir mesai harcamış, emeği evet, olan bir insan. Genel koordinatörünüz de var, Hüseyin tabii, Bey. Tabii Hüseyin Bey. Buradan da ona da selamlarımızı iletiyoruz. Gerçekten başarılı bir koordinatör. Sizin ekibinizi tamamlayan bir insan. Kesinlikle. Teknik personelim var, ofis boylarım var. Yani biz elimizden gelen bütün yardımı gösteririz. Bize dua da lazım. Para her zaman her kapıyı açmaz. Tabii. Milat Bey. Ama keşke oraya gelmeden önce şey yapsalar. Bir de daha önceki programlardan bahsettiğim gibi merdiven altı firmalara değil de gerçekten araştırsalar. Bu yeterlilik belgelerine hangi firmalar sahip, hangi firmalar sahip değil. Şimdi bakın. Tecrübe önemli. Halen çok daha önemli. Daire içi temizliği için bizi arayan vatandaşlarımız var. Evet. Şöyle. Çalıştığımız bir firma var. Size yardımcı olmasını sağlayacağız ama biz temizlik firması değiliz. Evet. Bu işe yapmıyorsunuz. Temizlik firmalarıyla yani birlikte biz çalışıyorsunuz. Hizmet verdiğimiz hizmet konularından sadece bir tanesi temizlik. Evet. Biz 30-35 kalem hizmet veriyoruz Milat Bey. Evet. Yani bir taşeron şeye iş aracıyız veriyorsunuz. Biz. Aracılık ha. yapıyorsunuz. Denetme mi önemli, aracı? Önemli. Evet. Ama bunu da seçmek yine sizin tabii. sorumluluğunuzda, kesinlikle. Denetlemek sorumluluğunuzda tabii, diye düşünüyorum. Çünkü kesinlikle. Onlar bizi temsil ediyorlar. Şimdi ben şunu da irdelemek istiyorum. Buyurun. Şimdi bir Akdeniz yöresi olsa, hani oranın her insanı peyzaj işinden az çok anlar evet. çalışan kesimi. Çimden anlar, ağaçtan anlar. Ama bizim yöremiz buna pek alışkın bir yöre değiliz. Ya aslında... Yani köylü olmasa bu insan, değil mi? Ağaçtan anlamaz, çitten anlamaz. Evet, orada evet. Eleman sıkıntısı yaşıyor musunuz? Yani kalifiye orada, eleman. Orada Sinem Hanım ve siz müsaade ederseniz bence... Lütfen abi buyurun. Maalesef ya rahat olun biz söz vermiyorum yani. En büyük sıkıntılarımızdan biri... Site bahçesine istenilen meyve ağacı. Çok evet. Olmaz diyoruz yani yapmayın lütfen. Meyve ağacının site bahçesinde işi yok. Doğru. Lavanta var, mevsimsel bitkiler var, kalıcı bitkiler var. Meyve ağacı sıkıntı. Halen daha bu aşamadayız biz Milat Bey maalesef. Çok doğru. Halen daha bu aşamadayız. Ve Elazığ'da da bu peyzaj işini ciddi anlamda yapan güzel firmalar var. Muhakkak. Muhakkak tüm Türkiye'ye hizmet veren güzel firmalar var. Mimarlarıyla, mühendisleriyle gelip ölçüp biçip... Peyzaj mimarları çok önemli. Topraklarını, kesinlikle topraklarını ölçüp çok güzel işler yapan firmalar var Elazığ'da. Evet, doğru. Bunlarla çalışmayı tercih ediyoruz. Fakat dediğiniz gibi maalesef bir Akdeniz yerlisi gibi bunu şey yapamıyoruz, anlatamıyoruz. Değil mi? Tabii. Şimdi gidiyoruz Akdeniz'e. Oradaki yazlıkların bahçelerini görüyoruz. İçimiz açılıyor, doğru. Ama burada neden olmasın? Olabilir. Tabii zamana ihtiyaç var. Bu ya kalifiye elemanın çalıştırılmanız kendini yetiştirmesi. Kişilikle alakalı. Sizin söylediğinizi ben aslında anladım. Memur, evet adam, ufak bir bahçesi var Akdeniz tarafında. Cumartesi pazarını o bahçeyle zaman geçirerek, orayı düzenleyerek geçiriyor. Ama bizim evimizin altında o kadar güzel cennet gibi bir bahçemiz var. Kuruyor, şu bardak suyu götürüp oraya dökmekten eriyoruz. Alışkın değiliz ama. Yani alışkın değil miyiz artık, yapmak mı istemiyoruz? Ya da çok fazla su verip yakabiliyoruz da. Yönetim var, yönetim. Anlamıyoruz çünkü. Aslında o bizim işimiz. Onların yapmasına da gerek yok. İşte ama onu kendisine lütfen, görev adlediyor. Ama fazla lütfen, su, güneşte su verince yakar. Ama lütfen yakar, önümüzü tabii. açsınlar. Tabii. Önümüzü açsınlar. Doğru. Müdahale etmesinler. Hani biz bahsettiğimiz çim ya sabah serinde ya akşam serinde su olması gerekiyor. Doğru. Çoğu sitelerimizde hidroforlu sistem olduğu için site sakinlerimiz su sıkıntısı çekmemesi için biz gece personelimiz varsa gece su veriyoruz. Evet. Çimlerimize, ağaçlarımıza. En verimli suyu aldığı gölgede zaman... Gölgede verilmesi lazım, gece verilebilir. En verimli zaman o zaman zaten. Doğru. Şimdi değerli izleyenler kendimden pay biçeceğim. Bana deseler ki şu Sezai, şu 10 metrekare yere yeşillendir, ağaçlandır. 10 metrekare bakın. İki tane ağaç sığar, sığmaz bir ya da bir yeşillik. Beceremem. Anlamam. Bu işi bilene başvururum. İşte bazı insanlar da var, becermeden işte kendim yaparım mantığıyla. Telef ediyorlar, ziyan ediyorlar o güzelim yeri. Bu biraz da bu işi bilenlere evet. Bırakmak lazım. İşte bu işi anlayan insanlarla çalışıyorsunuz. Ya da sizler bunun artık tecrübe edindiniz, yapabiliyorsunuz. Derim. Yani müdahale etmemek lazım. Garantörlüğünü de alıyoruz. Yani çalıştığımız firmalarla biz sözleşme imzalıyoruz. Minimum 2 yıl. Evet. Herhangi bir sıkıntıda ücretsiz sıkıntıyı evet. gidereceklerine dair. Garantörlüğünü de biz alıyoruz. Doğru. Şimdi önemli bir konu bu. Ben de özellikle üzerinde durdum. Çünkü insanlar yeşilliği siteler içerisinde özellikle istiyorlar. Evet. Peki diyelim ki sitenin yönetimi sizde değil. Az önce sen söyledin ya abi. Evet. Burada abi. Yine bu konuda, peyzaj konusunda sizlerden destek alabilirler mi? Hizmet alabilirler mi? Şimdi siteye başka bir yönetim firması bakmıyorsa... Ya da bakmıyor, evet. Bakmıyorsa, evet. Bakmıyorsa
biz elimizden gelen yardım ederiz. Bir sıkıntı yok. Gideriz gerekirse görürüz. Doğru yönlendirmeler çerçevesinde, doğru insanlardan çalışma çerçevesinde elimizden gelen her şeyi yaparız. Hakikaten. Müsait olduğumuz süre içerisinde. Bunu özellikle veririz. Abi yani profesyonel anlamda evet, evet. Bir ücret dahilinde. Değil, çünkü değil, siz... Aslında değil, yani tam onu diyeceğim. Yani bunu biz bir ücret karşılığında değil, sadece Elazığ gerçekten profesyonel... Danışmanlık yaparız diyorsunuz. Ne olduğunu bilsinler ücretsiz diye danışmanlık. Aynen ücretsiz öyle. Danışmanlık. Yapıyoruz da. Yapıyoruz da. Milat Bey'in bir sıkıntısı oluyor. İnsanları arıyor. Yanlış yönlendirmemek adına bunu yapıyoruz. Milat Bey'in sitede bir sıkıntısı oluyor. Bakmıyoruz. Başka bir yönetim firması bakıyor onu da bilmiyoruz. Arıyor kafasına takılan bir soru. Ki aramızdaki samimiyete de istinaden. Geceleyin 24'te bile arasanız ben size o cevabı veriyorum. Kat mal iki kanunlarına da biraz vakıf olduk. Sıcakkanlığınızı, samimiyetinizi bildiğim için zaten onda şüphe yok. Onlar hiç... Yani biraz da dediğim gibi işimiz gerek kat mal iki kanunlarına da bayağı vakıf olduk. Bu konuda gerek kanuni gerek hukuksal elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizi aşan konularda anlaşmalı avukatlarımız var. Evet. Onlarla çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz Milat Bey. Bunun karşılığında da hiç korkmayın. İstediğiniz zaman arayın. Sizden bir ücret almıyoruz. Abi böyle bahçem olsa zaten ararım. Merak etme. Sadece bahçe konusu değil ama. Yani istediğiniz ben hafta yani... sonu Anamur'a geçiyorum. Oradan arayabilir miyim? Oradaki site için. Tabii. Yani onlar zaten yapıyorlar. Yani sadece bahçe olayı değil aslında. Evet. Buradan bizi izleyen site sakinlerimiz aklına her türlü sorunlarında. Her türlü sorunlarında. Danışabilirler. Arayıp da tabii ki danışabilirler. Bizden desteklerimizi esirgemeyiz onlardan. Efendim şimdi bir reklama gideceğiz ama reklama gitmeden de şöyle bir şunu göstermek istiyorum. Sezai yine havayı aldın kap. Vaa çok fenasın sen ya. Ben bu genç yaşta neler yapmam ki? Genç yaşta değil mi? Haklısın vallahi. Ya ben sana söyledim buraları. Bak havayı verme dedim. Eruzaza. Harikasın. Evet şefim ne aşamadayız ne yaptık? Şimdi kürdanlar taktıktan sonra bunu tekrar sosunu verip fırına atacağız. Üstündeki sebze kızardıktan sonra yememiz hazır. Ondan sonra pilavımıza geçeceğiz. Pilavımıza geçeceğiz. Evet. Eyvallah. Bunun sosu da hazırlanacak tabii. Sosu hazır şu an. Sosu hazır orada. Ha, onu da hazırlamışsın. Tabii kürdan yaptıktan sonra o sosu hemen verip fırına atacağız. Yani. Yetiştireceğiz hazır. Yani değil mi? Yetişeceğiz ya. Şimdi bu kadar sen bu havadan bize yetiştiremezsen o zaman benim dilimden. Kavun ne yaptın bu arada? Kavun şu anda dinlemede. Gözüm bu kavunda kaldı bak ona göre. Ya onu size yedireceğiz yani. Sen yedireceksin değil mi? Tamam. Ya ama bak yani hepsinden birer tabak yapalım yani. Yapacağız evet. Değil mi? Efendim şimdi kaç dakikamız var gençler? Hadi canım. Doldu mu ya? Ben daha 10 dakika var zannediyorum. Nasıl geçti anlamadım inanın. Sohbetle önemli konuları ele aldık tabii. Birçok insanı ilgilendiren konuları. Ama bir de TOKİ'ler var. Bu TOKİ'leri de konuşacağız. Ne zaman konuşacağız? Reklam sonrası. Şimdi bir reklama gidelim. Bu arada yemeğimizi de fırına verecek Sezai Şef'in. Biz de bir nefes alalım. Sıcak ortam biliyorsunuz hava sıcak. Bir dışarıya çıkıp bir açık havada şey yapalım. Ama sizleri de ikinci bölümde de takibe seyretmeye de bekliyorum tekrar. Yoklama alalım değil mi Sinem Hanım? Yok. İzleyenler alalım mı? Alalım. Yoklama alacakmışız efendim. Reklamlar daha akabinde birlikteyiz. Evet değerli izleyenler tekrar birlikteyiz efendim. Şöyle kısa bir reklam arası, bir ihtiyaç molası otobüslerde verilir ya abi. Bir ihtiyaç molası verdik efendim. Bir kısa ara verdik, reklam arası verdik. Ve tekrar stüdyomuzdayız, mutfağımızdayız. Ekranlarını yeni açanlar için şöyle bir hatırlatma efendim. Çok değerli konuklarım var. İki güzel kardeş. Benim için çok değerliler. Ben çok seviyorum. Geç tanıştık, temiz tanıştık Murat abimle. Allah'ın izniyle. Sinem kardeşimle gerçekten. Sanki yıllardır tanışıyormuş gibi. Çok sevdiğim insanlar. Bunu söyleyeyim. Efendim yaptıkları meslek, hizmet sektörü. Çok değerli bir iş yapıyorlar. Profesyonel site yönetim hizmetleri işi ve Murat abinin eskiden beri dayanan bir de çilek manavlar böyle zinciri var. O da Elazığ'a gerçekten çok güzel hizmetler veriyor. Her şeyin en güzelini. Her şeyin en iyisini Elazığ'a yakıştıran çok değerli bir ağabeyim. Onu da söyleyeyim. Layık olmaya çalışıyorum. Eyvallah, eyvallah. Efendim, sohbetimize devam edeceğiz. Bugün ağırlığımız daha ziyade site yönetim hizmetleri olacak. Ama şöyle bir yemeğimize de bakalım. Bakalım Sezai havayı aldı ilk bölümde değerli izleyenler. O havayla neler yaptı öğrenmek istiyorum açıkçası.
O havayla yememiz fırında. Fırında. Yememizi bir süre. Patatesli kürdan kebabı. Patatesli kürdan kebabı. Tamam, hazırlandı. Şu anda fırında. Fırında pişmesini bekliyoruz. Ulan piştikten sonra servise hazır olacak. Şimdi de pilava geçtin herhalde. Pilava geçtik. Soğan ve patlıcanı yağda kavurup ondan sonra arkasında bulguru ve salçası baharatını verdikten sonra suyunu veriyoruz. Ondan sonra pilavımızı da dinlenme bırakacağız. Zaten program sonuna kadar ancak yetişir. Ancak yetişir evet, değil mi? Dinlenme. 45 dakika. Vallahi yani, helal olsun. Yani şimdi bir suyu çekmesi var, bir de dinlenmesi var derken ancak yani. Doğru. Ondan sonra sıcaksa sevişe yemeğimiz peki fırında iyi mi? Güzel pişiyor mu? Pişecek tabii. Kontrol ettin mi? Yani demin baktım bir sıkıntı az yok. Az önce kavunu da dilimledin. Önümüze gelmeden henüz onu da söyleyeyim. Ben hatırlatayım. Kavun da gelecek. Kavun, bak, gözüm kaldı yani bak o kavunda. Şimdi bak kavunla karpuzu dolaba atmasına gerek yok. Bölüp biraz dinlenmek lazım. O hava aldıktan sonra su kendi kendine soğuyor. Soğuyor. Tabii şöyle bilimsel bir açıklaması var bunların. Bu ilk sıcakken özellikle böldüğünüz zaman orada böyle bir ısı kaybına uğruyor. Doğru. Isı kaybına uğrarken işte o ısı gittiği zaman soğukluk kalıyor. O anda tüketmek lazım işte. Bak bu yeni bir bilgi öğrenmiş olduk değerli izleyiciler. Ben bunu bilmiyordum açıkçası. Karpuzu ortadan ikiye kesip evet. 3 ile 5 dakika arası güneşin alnına koymak da karpuzu soğutur. En büyük etkeni. Bunu biliyorum. İşte orada o ısı kaybı onu soğutuyor. Evet. Fakat dediği gibi 3-5 dakika daha fazla kalırsa güneş onu tekrar ısıtır. Isıtır. O evet. Soğuduğu zaman tüketilmeli. Sen o ayarı biliyorsun yani. Ona göre bize. O yüzden bekletiyorsun. Ya, ben abi bizi kandırdı vallahi. Yok, stüdyoda güneş olmadığı için hesaplama ayarı yapıyor şu anda. O yüzden gecikiyor. Hiç sırtını yere vermem Milad abi, kusura bakma. Vallahi birbirlerinden sütüyorlar görüyorsun. Sinan abla sen de bana destek ol orada ya. Ben tarafsızım. Hiç dostum yok. Hayır ya. Şöyle, yarın bugün size de işim olur. Sezai Usta'yla da işim olur, arada kalmak istemiyorum. Arada kal. Esnaf. Tam esnaf. Öğrenmiş miyim? Öğrenmişim. Efendim, şimdi konularımıza tekrar dönelim. Çünkü önemli konulara alacağız. Malum. Deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın evet. da büyük katkılarıyla ilimizde bir bina yapım çalışmaları yani toplu konut idaresinin evet. TOKİ'nin site şeklinde binalar oluştu. Evet. Aslında bu yani söylenirken bizde eskiden beri TOKİ'ler var. Evet. Artık yani site yönetimi bu anlamda dışarıdan da yatırımlar çok geldi biliyorsunuz. Bu işi bilen bilmeyen birçok firma Elazığ'ımıza evet. Yatırım yapmaya başladı. Hatta neredeyse Elazığ'ımızdaki firmalarımızı gölgede bırakacak sözüm ona. Firmalar gelmeye işte onlar ne anlar? Biz daha iyi işini yaparız. Hepsi şu anda çekilmeye başlandı tabii. Elazığ'da yapanların çok daha iyi olduğunu, sizlerin çok daha iyi yaptığını görünce çekilmeye başladı. Bunu da söyleyeyim ben şahit oluyorum. Aslında öyle olmuyor. Çekilme sebepleri birazcık da şundan kaynaklı. Eski TOKİ yönetimi, zaten TOKİ'nin kendi bir yönetimi var. Onu asla dışarıya vermiyor. Kendi içinde dönen bir döngüsü var. Yönetimi de kendi içinde yapıyor. Onu soracağım zaten. Aynen. Bunu yaptıkları için şu an çekilme olarak sizin gördüğünüz aslında çekilme değil. Elazığ depremi yaşadı. TOKİ arttı. TOKİ arttığı için evet. Eski yapıları bırakıp yeni yapılara yöneldi o yönetim. O yüzden bizim önümüzü açtı. Ama bizim önümüzü açtı derken eski yapıları bize bıraktı. Şimdi Sinem Hanım şunu anlıyorum. Doğru budur. TOKİ buradaki firmalara evet. Site yönetimlerine kendi firması var. Vermiyorlar. Evet. Kendi evet. dışarıdan şey yapıyorlar. Aynen. Niye peki buna müsaade ediliyor? Yani o ilde bu ili de cezalandırmak değil mi? Yani daha önce sitesinin yönetimini yaptığınız ama maalesef o yıkılan binanın o ticarethanenin elinden alıyorsunuz. Evet. Dışarıdan gelen bir firmaya bu işi ihale ediyorsunuz. Aynen öyle yapıyorlar. Bu konuda bir serzeniş yok mu peki? Var tabii ki. Bir birliğiniz var mı bilmiyorum bu yani, olayda. Birlik ben bu konuda bu işe başladığımdan beri ben zaten bu konudan yana sıkıntılıyım. Çünkü neden biz de yapıyoruz. Biz kendi memleketimizde yapıyoruz. TOKİ işte bir İstanbul firması, Kayseri firması bu şekilde çalışıyor. Yani gelip burada birebir olayla ilgilenmiyorlar ki. Yani bir muhasebeci, bir halkla ilişkiler, bir müdür atıyorlar. Kendine bir de bir TOKİ'nin altında yönetim binası oluşturuyorlar. Yaklaşık yanılmıyorsam bir 5 yılda sözleşme yapıyorlar o firmayla. TOKİ kendi firmasıyla tabii. Bir 5 yıl boyunca onlarla çalışmak mecburiyeti değilmiş gibi insanlara bu şekilde şart koşuyorlar. Bu çok yanlış bir şey tabii şimdi, ki. Yani biz bizeyiz. Bakın biz bizeyiz. Elazığ burası. Evet. Ben hep Elazığ'ın yanındayım. Şunu söyleyeyim. Yani ben siyaset yapmıyorum burada. Ben Elazığ firmalarının burada ekmek yemesini isteyen bir insan. Yani bir Kayserili'nin, bir Ankaralı firmanın gelip de burada evet. iş almasını taraftar olmayan bir insan.
Şimdi bir A firması olur, B firması olur. Çilek sinir. Ama Elazığ firması. O yesin isterim. Bu hiç fark etmez, özür diliyorum, lafınızı kestim. Bu hiç fark etmez. Deprem sürecinden sonra Elazığ'da yapılan toplam konut sayısı TOKİ'ler tarafından 20 bin. Çok büyük bir rakam bu Milat Bey. En azından tamam süre gelmiş bir prosedür oldu. Bina sayısı bu değil mi? Evet. Bina sayısı, daire sayısı, konut sayısı. Ama 20, az değil. 20 bin, çok büyük bir rakam. Büyük bir rakam. En azından alışılagelmiş prosedürü yıkıp Elazığ deprem aldığından dolayı Elazığ esnafına bu desteği sağlayabilirlerdi. Bunu kesinlikle siyaseten söylemiyoruz. Biz siyaseten ama bizim buna, söylemiyoruz, yanlış bizim, anlaşılmasın. Bizim buna ihtiyacımız vardı Milat Bey. Elazığ'ın ihtiyacı var. Bizim buna ihtiyacımız vardı. Çünkü bizim Elazığ'dan gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Biz Elazığ çocuğuyuz, Elazığ'ı seviyoruz, Elazığ'dan gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Bunu yapsalardı, dediğiniz gibi A firması, B firması fark etmiyor. Evet. Elazığ firması olması Elazığ önemli. Elazığ firması olması önemli bizim için. Bu konuda yetkilileri göreve davet ediyoruz. Siyasilerimizi göreve davet ediyoruz. TOKİ ile bilmiyorum görüşmeler mi yapılır. Bu anlamda Elazığ'daki firmaları gözetilmeli diye düşünüyorum. En azından bu deprem sürecinde bir destek olunabilirdi. Olunabilirdi, evet. Deprem sürecinde bir destek olunabilirdi. Çok doğru, Bey. Çok doğru. Çünkü mesela siz bünyenizde birçok istihdam sağlıyorsunuz değil tabii mi? Murat abi. Tabii. Biz de bu işi yapıyoruz burada sonuçta. Burada güvenlik görevlisi var. Bahçeye bakan çalışanı var. Efendime söyleyeyim temizlik işi var bu işin içerisinde. Birçok istihdam sağlanıyor. Düşünün 20 bin. Bunu her site dörde bölseniz 5 bin site demek. Evet. 5 bin site demek. 5 bin sitenin işi. Düşünseniz Elazığ'daki firmalara bölüştürülse ve onlar da kendi dahilinde personel yani istihdam sağlasalar kaç kişiye ekmek çıkacak bu işten? Şartları da, İşsizliğe çözüm işte. Şartları da kendileri belirlemiş olsaydı. Bu destek verilmediği halde şu anda bizim 80 ile 100 arası dönem dönem değişen personel sayımız var. Çok doğru. Peki Murat abi şunu sormak Buyurun. İstiyorum. Bu dışarıdan gelen TOKİ'nin kendi bünyesinde oluşturduğu ya da ihale ettiği site yönetim firmaları. Evet. İstenilenini veriyor. Yani eminim sizler şikayetleri alıyorsunuz, duyumlar alıyorsunuzdur. Şimdi bendense sizlere daha çok yansıyordur. Şimdi Milat Bey en önemli husus burada ulaşılabilirlik olması. Kesinlikle. Bize direkt ulaşabiliyor. Muhatap bulamıyorlar. Biz firma sahibiyiz. Hayır biz firma sahibi değiliz. Biz önce ekmeğimizin hamalıyız. Bize ulaşılabilirlik çok önemli. Yani gelen birçok şikayet var. Fakat alınan kredilerden, ödenen kredilerden, vadeli hesaplardan dolayı en az 5 yıl çalışmak zorunda kalıyorlar. Evet. Ve emin olun %80'i da bu konudan muzdarip. TOKİ'de oturan çok site doğru. Sakinlerimizin %80'i de bu konudan muzdarip. Fakat yapılacak bir şey yok yasal prosedür gereği. Ben burada Murat Bey'in... Yani 5 yıl sonra özgür mü bırakılacaklar bunlar? Yani yine kendi aralarında... Gelecekler. Ya, özgür ağır bir kavram ama mecburi bırakılacaklar. Özgürlük bence bu. Çünkü kendi yöneticimi kendim seçmeliyim. Evet. Biz programın ilk yarısında şöyle bir şey söylemiştik. Bir bardak dahi alınırken bunun birkaç yerden fiyat araştırmasını yapıp insanlara bu şekilde sunuyoruz diye. Ama TOKİ yönetiminde o bardak alınır, 10 bin liraysa 10 bin lira site sakinlerine bölünür. Tabii. Anladım. Böyle bir şey yok. Yani insanlara kolaylık sağlanmıyor ki TOKİ'de zaten insanların bütçeleri az olduğu için zar zor alınan evler demek. Ve ben buradan da aldıklarını düşünmüyorum o yönetimi. Bilmiyorum. Yani bu. Ben de düşünmüyorum. Yani dışarıdan getirdiği bu esnafımıza yansıyor. Evet, İşte bakın. Evet, evet. Şimdi bir çilek yönetime söyleseniz burada gidecek en hesaplısını ama kalitelisini kendi esnafımızdan evet. alacak. Ama TOKİ ihale ettiği o firma belki Kayseri'den kendi yakınını gözeterek, belki Ankara'dan, belki İstanbul'dan, kendi çevresinden, belki farklı fiyatlarla, astronomik fiyatlarla göstererek alıp getirecek. Bunu bu konuda ben yetkilileri göreve davet ediyorum. Yine bizim cebimizden çıkacak bu şehrin gayrimilli hasıradan bize düşen paydan çıkacak. Bakın, bunu dile getiriyorum. Sizden de ricam yöneticilerden, Elazığlı yöneticilerden, siyasilerden bu konuda görüşmelerin yapılması ve Elazığ'daki firmaların gözetilmesi derim. Bu arada mesajlarımız var. Müsaade eder misiniz? Buyurun. Belki serzenişler vardır. Belki diyecekler ki çilek yönetimi siz bana bahsediyorsunuz ama tavanda su dövüyorsunuz. Ben çok şikayetçiyim. Derler Hadi mi? Bakalım. Buyur abi. Keşke vatandaşlarımız, seyircilerimiz bizi olumlu ve olumsuz yönde eleştirse ama eleştirirken haklı, adilane bir şekilde eleştirse ve en azından bizim muhatap alıp karşımıza geçip bizimle oturup
sorularına cevapsız kalıyor muyuz, kalmıyor muyuz? Buna göre eleştirse. Keşke öyle bir durum olsa Milat Bey. Buyurun. Çok. Estağfurullah ya. Abi biz bizeyiz dedim ya. Hayırlı yayınlar hocam. Değerli Murat abimiz ve bizim için çok kıymetli Sinem ablamıza. Hele ablam abla demeyin Sinem. Kardeşimiz ya. Değil mi Sinem Hanım? Yani ben şeylere çok kızıyorum. Az önce yani, bak bir gaf yaptım. Sizler aynı yaştayız. Bilmeyerek bir gaf yaptım. Genciz yani. Ablamıza selamlar demiş. Bizler için keyifli güzel program oluyor. İyi ki varsınız. Ben Mehmet Akkaya. Efendim sizi çok seviyoruz demişler. Mehmetciğim biz de seni çok seviyoruz. Sen bizim değerlimizsin, kardeşimizsin efendim. Bunu da söyleyelim. Evet efendim. İyi yayınlar Milat Bey, Murat Bey ve Sinem Hanım'a başarılar ve bol kazançlar diliyorum. Gıda sektörü çok önemli arz ediyor. Benim sorum dürüst çalışma anlayışı ile hizmet vermek. Bu rekabet ortamında açlık sınırında yaşamaya çalışan insanımız göz önüne alındığında ne gibi zorluklar beraberinde getiriyor demiş abi. Güzel bir soru. Mesaj. Bir önceki yayında da bahsettiğim gibi pandemi sürecinde maalesef ister istemez insanlar personel yönünde tasarrufa giderken biz attırıma gittik. Evet biliyorum. Bu konuda ben bütün kardeşlerimin yanında olduğu kadar naçizane elimden geldiği kadar yanlarında olmaya çalışıyorum. Kardeşlerim de bahsettiğim personellerim benim. Yeter ki samimi olsunlar, yeter ki dürüst olsunlar, yeter ki işe gerçekten ihtiyaçları olsun. Bizim maalesef Elazığ'ımızda şöyle bir sorun var. Milat Bey ben manavım. Aynı zamanda tabiri caizse yöneticiyim. Ama ben buraya gelirken kolay gelmedim. Tabii ki. Ben üniversiteyi bırakıp sokaklarda eskicilik yaparak, bununla da gurur duyarak, her zaman da söylerim Murat abi bunu. Bununla da gurur duyarak şu an şu masada oturabiliyorum. Soruyorum size Milat Bey, herkes amir memur olursa ekmek nereden alınacak? Yani, sebze meyve nereden alınacak? Herkes masa başında oturmayacak. Et nereden alınacak? Doğru. Maalesef Elazığ'ımızda bu memur zihniyeti var. Var. Ki ticaret çok güzel bir şey. Öneriyorum. Yeter ki samimi olsunlar, dürüst olsunlar, gelsinler. Benim yanımda hiçbir zaman maddi ve manevi hiçbir sıkıntı çekmezler Allah'ın izniyle. Eyvallah. Merhabalar, halkımız kaliteyi ucuza satın alabilmek adına sent pazarlarında haksızlığa uğruyor. Pazarla manav arasındaki fiyat aralığı için görüşleriniz nelerdir demiş. Bu da önemli bir soru. Çok güzel bir soru, teşekkür ediyorum seyircimize. Pazarla manav arasında şöyle bir fark var. Evet. Tabii pazarcı kardeşlerimizin de hitap ettiği müşteri kitlesi var. Fakat biz ıskarta dediğimiz bir malzeme, yani meyvenin, sebzenin en ufak ucundan, köşesinden bir leke gördüğümüz takdirde dahi reyonumuzdan kaldırıyoruz. Ben şöyle bir talimatım var benim. Yemeyeceğiniz hiçbir şeyi ben reyonumda görmek istemiyorum. Evinize götürmeyeceğiniz hiçbir şeyi reyonumda görmek istemiyorum. Aramızdaki fark buradan kaynaklanıyor. Eyvallah. Biz daha sebze meyveyi alırken %10'unu çöpe atmayı göze alıyoruz. Doğru. Evet. Karakoçan'dan selamlar ve sevgiler. Benim sorum, sebze ve meyve kışın soğukta, yazın sıcakta korunması zor tüketim maddeleri gibi bu gibi durumlarda mesleklerin zorlukları nelerdir demiş. Abi o da çok güzel sorular geliyor. Vallahi harika sorular geliyor. İnsanların yüzündeki buruşukluğun sebebi de sıcak soğuk farkıdır. Bugün bir kuzey kutbuna gittiğiniz zaman insanlarda çok buruşukluk göremezsiniz. Sebze meyve de nefes alıp verebilen bir gruptur. Sıcakla soğuk faktörü sebzeyi çürüten faktörlerden biridir. Sıcakla soğuk faktörü budur. Ne yapıyoruz? Sirkülasyonu fazla olan ürünleri reyonumuzda fazla bulunduruyoruz. Sirkülasyon az olan ürünleri biraz daha kesiyoruz. Bu sayede biz bu konudan biraz daha rahat çıkabiliyoruz. Çok doğru. Yani mesela ben görüyorum çilek manavda mantar gibi, efendim pirpirim gibi, yani semizotu gibi her zaman böyle kuzukluğa, taze kekik gibi ürünleri hep dolapta. Yazın dolapta. Şey yapıyorlar. O da çok güzel bir hizmet bence. Dolaptadır. Görsellik olarak birkaç çeşit görsellik sunuyoruz. Ondan sonrası dolapta. Eyvallah. Efendim çilek yönetim hizmetleri ve çilek manav işletmesini Elazığ'a verdikleri hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz demiş bir izleyenimiz. Biz teşekkür ederiz. Ya bir de böyle şikayet istiyorum ya. Bir şikayet edin. Burada sıkıştırayım biraz. Hiç gelmiyor. Ya biz şikayeti de açığız aslında Murat Bey'le beraber. Ben espri yapıyorum. Hayır, zaten. Hayır, nedenini söyleyeyim. Çünkü biz gelen eleştirilerle de kendimize farklı bir yol çiziyoruz. Çünkü biz de insanız. Belki hatamız olabilir. Gelen hataları asla göz ardı etmiyoruz. Tabii. Gelen şikayetleri asla göz ardı etmiyoruz. Eyvallah. Merhabalar Milat Bey. Hayırlı yayınlar. Programınızda Çilek Yönetim ailesine yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Sinema'nın ve Murat Bey'e iş hayatında başarılar dilerim.
Teknik personel Mehmet Şah Özdemir bize ulaşmış. Teşekkür ederiz. Selam olsun buradan. Teşekkür ederiz. Efendim sorularımıza, mesajlarımıza devam edeceğiz. Eğer böyle de giderse şey yaparız. Yani mesajlara, çünkü bayağı mesaj geliyor. Sağ olsunlar. Programı boğarız. Sağ olsunlar. Devam edeceğim ama konuşmam gereken de şeyler var. Özellikle sinemanın da, yani Murat Bey'e de danışacağım tabii. Şimdi sinema, siz hiç mecbur olmadığınız halde genelde bu başkanın ya da site bireylerinin görevidir. Bu gelen faturalar var ya siteye, mesela aidat derler. Evet, evet. O işte üstlenmişsiniz. Tabii. Bildiğim kadarıyla. Tabii. Mesela elektrik faturası. Ortak elektrik ne faturaları. Ne diyorlar ona? Asansör. Asansör gideri, efendim söyleyeyim. O katların elektrik giderleri. Tabii tabii. Bu mesela nasıl bir sistemle bunu? Mesela sabit bir fiyat aralığında mı alıyorsunuz yoksa faturayı mı? Hayır, biz aidatlarımızı, bize böyle teklifle gelen sitelerimiz oluyor aslında. Sabit bir aidat gideriniz olsun diye, ama bizim bir sabit aidat giderimiz olamaz. İnsanları da kandırmış oluruz, kendimizi de kandırmış oluruz. Çünkü sizin bir önceki ayla gelen elektrik faturanız bir sonraki ayla aynı mı tutar değil mı? Değil. İşte dün %15 zam geldi. İşte yani. Bakın biz, %15 zam geldi. O bir sonraki faturaya eminim yansıyacak. Yansıyor. Eğer sabit tabii olsanız ki siz belki zarar edeceksiniz. Değil mi? Böyle merkezi sadece ısıtma olan yerlerde doğalgazla dün yine %12. %12 doğalgazla, evet. %12 geldi. Doğru. Biz bu durumlarda ne yapıyoruz? Gelen faturamızı, fatura tarihimiz aidatlardan önce geldiği için sizin dediğiniz gibi buna hiçbir hakkımız olmadığı halde insanlara ceza işlem, faturalarına ceza uygulanmasın, faiz uygulanmasın diye kendi cebimizden, kendi kasamızdan ödeyip daha sonra aidata yansıtıyoruz bunu. İnsanlardan bu şekilde talep ediyoruz aidatlardan. Hani onu ödemeyebiliriz, bekleyebiliriz. Bu defa ne olacak? Ceza işlemi olacak. Faiz gelecek üzerine ve biz bunu faizle insanlara yansıtmış olacağız. Biz bunu hiç kabul etmiyoruz zaten. Abimin dediği gibi komşu olarak gördüğümüz için hepsini. Doğru. Anne baba hakkı sonra komşu hakkı gelir. O yüzden ne kadar rahatlık varsa kendilerine sunuyoruz. Keza merkezi sistem doğalgaz faturaları öyle uçuk fiyatlarla geliyor ki baktığımız yerlerde. Yani 100 bine kadar aylık topladığımız fatura tutarımız oluyor. Bunların da tabii 100 bini karşılayamayız biz her ay. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Yani gerçekten mecbur olmadan. Tabii ki. Mesela ben bizim apartmanımızdan biliyorum. Buradan da eski başkanları araştırmış gibi olacağım. Ben de eski başkanlardan birisiyim bu arada. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela bazen giriyoruz apartmandan içeri. Asansörün üzerinde bir yazı. Kapalı. Neden? Neden? Bir de parası ödenmedi. Berdan Anaların elektriği, evet, ayrı, asansörün, evet, elektriği ayrı geliyordu bize. Asansörün elektriğini unutulmuş ve asansör kapalı. Hadi 6. kata çık. Ya 6. katta için söylüyorum, kişi için söylüyorum. Bunları yaşamamaları için siz kendi cebinizden ödüyorsunuz. Sonradan bunlara fatura ediyorsunuz. Bu çok güzel. Tabii bir şey. Tabii ki. İnsanlara var, kesinlikle güzel mağdur olmamaları güzel için hizmet bunları yapıyoruz, ama şöyle bir şey var. Biz bunlar yaşanmasın derken hani alışkanlık yapıp da hala işte oturduğu sitenin aidatını ödemeyen insanlar var. Maalesef. Bunlara biz hukuki işlem başlatıyoruz. Biz hani telefon görüşmelerinde her ay muhakkak her site sakinimizi ararız. İşte emekli ise belirli bir aldığı maaş tarihi vardır. Adamı niye bekleyelim? Ya da sinema, niye mal bir örnek daha vereyim mi? Tabii ki. Bakın burada, bunu da yaşadık. Bir komşumuz, yani sakini, evimizin, apartmanın sakinlerinden birisi. Hiçbir, o zaman kömür kaloriferimiz çalışırdı. Bunu yaşadığımız için örnek vermek istiyorum. Böyle bir site yönetimi olsaydı o dönemde, çalışıyor olsaydık biz, evet, hiçbir zorluk çekmeyecektik. Bakın, efendime söyleyeyim, hiçbir aidatını, kömür parasını, çünkü toplanıyordu, ödemiyor. Ya işte gelin bunu avukata verelim, bir yaptırımı olsun, zorlaki olsa yatırsınlar. Bilinçli olarak yatırmıyor yani, yoğu yoksun, evet, olduğundan evet, değil. Evet, değil. Karşı komşusu diyor ki ya ben diyor yüz yüze bakıyorum, nasıl imza vereyim? Evet. Bakın. Bu sıkıntıyı çok yaşıyorlar. Ben nasıl imza vereyim? Alt komşusu diyor ki ya diyor her gün diyor hanımıyla beraberiz diyor. Ben nasıl onu şikayet etmiş olayım? İşte burada, işte burada profesyonel yönetimin önemi. Önemi ortaya evet çıkıyor abi. Yani bunu da biz kurumsal olarak yapıyoruz. Az evvel Sinem Hanım'ın bahsettiği gibi biz faturaları şirket kasasından ödüyoruz, ama ikinci aydan sonra ciddi bir mazereti yoksa, samimi bir mazereti yoksa direkt hukuksal işlemi başlatıyoruz. Böyle de olmalı. Kesinlikle olmalı. Böyle olmalı. Çünkü iyi niyet, kurumsallık, şey kurumsallık profesyonellik bunu gerektiriyor. Aksi takdirde işimizi yürütemeyiz. Çok doğru. Ya tutacağım cebimden şahsi olarak, şirketin kasasından da değil. İşte tenzih ederim. Milat Bey çıktı karşıma bu konuyla ilgili. Milat Bey ile ben dostum. O yüzden ben şu anda şirketin hesaplarına bakmıyorum Milat Bey.
Çünkü Elazığ'ın ben en az %50'sini tanıyorum. Kusura bakmayın biraz şey olacak ama. Bu konuda en iyi şeyi yapmasın bu işler. Evet, biraz sinema hanıma yapmasın. İşi mutfağında sinema hanım. Abi sen çok zor çekerdin. Ya, evet sinema hanım. Yani ilk ya ben çok özür dilerim katılıktan ziyade şimdi abim gibi işte şu tanıdık şu işte aile dostumuz kadınlar demiyorum. Biraz daha katıp. Çünkü nedenini söyleyeyim. Yani o tanıdık olabilir. Eğer tanıdıksa o zaman ne hem bizi zora bırakmasın, sokmasın hem de komşularını zorda bırakmasın. Şimdi 12 dairelik bir site düşünün. En düşüğünü söylüyorum. 6 katlı bir bina. 12 daire. Bir kişinin sorumsuzluğu 11 daireye etkiliyor mu? Etkiliyor tabii ki. Olaymıştır. Tabii ki etkiliyor. Bu hakka giriyor bir defa şeyden önce. Hakka giriyor. Yani evet, siz benim yaşadığım olay, işte karşı komşusu, alt komşusu. O zaman diyoruz ki sen bunu çok mu düşünüyorsun? Onun parasını sen verir. İşte etkilenmemesi için biz varız Milat Bey. İşte profesyonellik de burada devreye giriyor Murat abimin dediği gibi. Efendim çok önemli. Bu konularda profesyonel bir site yönetimi, özellikle de çilek işte onu söylüyorum, verilmesi bu konuda çok profesyonelleştirir gerçekten. Ben tebrik ediyorum o anlamda. Bir de şey var. Bu yeni sitelerde buyur suyu. Evet. Değil mi? Çok su faturası. Az önce su faturası dediniz ya. Mesela şimdiki yeni sitelerde hidrofor elektriğe bağlı elektrik ödenmediğince kesilince bu defa sular da kesiliyor. Asansör de gidiyor. Hepsi bir arada gidiyor o fatura ödenmediği takdirde ve birçok insan mağdur oluyor. Şimdi atıyorum 100 dairelik bir yerde 90 kişi ödemiş, 10 kişi ödememişse ben niye bunu 90 kişiye yansıtayım? Çok doğru. Yani 90 kişiyi niye mağdur edeyim? Kuyu suyu da şu an sitelerimizin bahçeleri çok güzel. Gerçekten Elazığ'da yeni yerleşim yerlerinde bahçe olayına çok önem vermeye başladılar. Evet. Artezyen dediğimiz, kuyu suyu dediğimiz ki mesela onu ama biz ne şey yapıyoruz Milat Bey çıkıyor, söyleyeyim fatura size. Fatura ödemiyorlar ama atık su olayı çıkıyor. Tam onu söyleyecektim. Mesela orada yine biz devreye giriyoruz. Yeni binaların mesela yönetim bizi daha çok yoruyor. Nedenini söyleyeceğim size. Biz onlara belediyeye gidiyoruz, atık su aboneliği alıyoruz, su sayacı takıyoruz. Bu işlere mi bakıyorsunuz? Bunların hepsini biz yapıyoruz. Mesela şu an bu hafta yetiştiremedim ama önümüzdeki hafta içi belediyede tam 10-12 tane gidip aboneliğini almam gereken yer var. Çok güzel. Milat Bey biraz ambiyane olacak ama. Abi rahat olalım biz size sohbet ediyoruz. Site sakinlerimiz rahat, huzurlu bir şekilde evlerinde otursunlar. Site başkanımız samimi, dürüst, ciddi bir şekilde bizi denetleyip talimat mercinde bize yön versin. Oturup rahat rahat keyiflerine baksınlar. Eyvallah. Tek istediğimiz bu. Valla bizim apartmanı da bağlayacağım bu çilek işine. Çünkü artık elzem oldu. Ya biz bunu aslında Milat Bey, Elazığ'da artık profesyonel bir site yönetiminin olduğunu, artık gerçekten ciddi anlamda bu iş yapan firmaların olduğunu bilsinler diye yapıyoruz. Hala farkında değil yani bence. Yani şu an bu kadar. Maalesef. Murat Bey ilk yayının ilk başlangıcında söylediği gibi biz 7-24 niye hizmet veriyoruz aslında? Çünkü insanlar bu bilince varsınlar diye. Yani bir kabul etsinler artık. Bir site yönetimi var, site yönetimi çalışıyor diye. Değil mi? Çok doğru. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Kıymetli abim ve ya abla bak çok hoş değil. Kıymetli abim ve ablam demiş. Başarılarının devamını dilerim. Hikmet Hurşit Eraslan. Ama öz kardeşim, ablam. Öz kardeşim. Evet. Öz kardeş olunca öyle oluyor. Sen ne diyeceksin yani, abla değil de kardeşim mi diyeceksin? Selam olsun kardeşime. Buradan da selam. Allah işini gücünü rast getirsin. Gönderiyorum güzel kardeşimize. Onların kardeşi benim de kardeşim. Kesinlikle. Gerçekten öyle. Olur, tabii ki. Efendim, Çilek Manavı 2. Şube personel olarak iyi yayınlar diliyorum. Sinem ablama ve Murat abime başarılar diliyorum. Fatih Kılıç. Çok teşekkürler Fatih kardeşim. Bu tabii ki belki büyük de olabilir ama bazen bizim Elazığ'ımız da böyledir. Kendinden küçük bir insana dahi abla diyebiliyoruz. Bir abi diyebiliyoruz. Saygıdan. Önceki programlardan bahsettiğim gibi Fatih benim öğrenci kardeşlerimden biri. Evet. Boş vakitlerinde part time çalışan bir kardeşim benim. Saygısıyla. Öğrencilere de kapı açıyorsun. Onun da farkındayım. Gençleştirdim. Bahsetmiştim ben. Yani dediğim gibi bu ülkeye çok asker, çok polis, çok böyle eğitimli insanlar elhamdülillah beraber oturup mesai harcadığımız kardeşlerim oldu benim. Hepsine selam olsun. Fatih de bunlardan biri. Eyvallah. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. İşte daha önce 14 senelik bir eğitim geçmişim var benim. Daha önce eğitim sektöründe çalışıyordum. İşte abimle beraber bu işe girdik. Ticareti öğrendim. Şimdi telefonda hep hani hitap tarzı olarak işte beyefendi, hanımefendi değil de direkt açar açmaz artık alıştım. Abi. Sen de mi diyorsun artık? Artık işte Milat abi, Hüseyin abi, ya, Murat abi. Bir de yani adam 80 yaşında. Yani Elazığ anladık ki bunu gerektiriyor yani ve böyle işte hitap edince de karşı tarafın aslında daha çok hoşuna gittiğini anladım samimiyet. Ben. Daha bir samimi olduğunu anladım. Evet. Yani artık o abi abla kelimesi bende de var artık. Evet, sizde de var değil mi artık? Doğru, hepimizde de var. Çilek Manavı personel olarak iyi yayınlar diliyorum. Murat abime selamlarımı iletiyorum. Aleyküm. Zübeyir, sen bir tanesin ya.
Ya arkadaşım vallahi ben çok, Zübeyir'i çok seviyorum. Bakın diğer personelini de çok seviyorum. Bu arada ikinci şube dediği neresi abi? Cumhuriyet Mahallesi. Cumhuriyet Mahallesi. Bir de bir merkez. Şimdi onu da söyleyelim. Efendim Sursur'daki dükkanı ben unutuyorum diye düşünmeyin. Asla unutmam. Yolum düşmüyor. Ben evet. Genelde Cumhuriyet Mahallesi'nden alışverişimi yaptığım için, oradaki şubeden alışverişimi yaptığım için ben her zaman kalbimde, gönlümde onlardan da yana buradan Sursur şubesine de selamlarımı. Birinci şube değil mi bu? Birinci merkez şube. Merkez şubemiz. Evet. Onlara da selamlarımı gönderiyorum. Babamın Zübeyir'e derdi. De ayrıca bu meyveler için ve diğer personele de çok teşekkür ediyoruz. Oranın Zübeyir sorumlusu. De Suriyeli mülteci kardeşlerimizden biridir. Evet. Yaklaşık 5 yıldır benimle çalışan, Türkçesini, esnaflığını benimle beraber öğrenen, keza bende de emeği olduğuna inandım. Benim de onunla emeğin olduğuna inandığım bir kardeşimdir. Bizden de selam olsun. Olgunlardan Zübeyir kardeşim de yanaklarından öpüyorum, o tombul yanaklarından ben de. Bir mükabil. Ben mükabil. Burada konu dışı bir olayı girmek istiyorum. Zübeyir Ahe demiş yalnız abi, o Ahe'yi çözemedim. Ben onu bilmiyorum. Kardeş Ahe. Suriye. Bana da o öğretti, evet. Evet. Ahe. Eyvallah kardeşimiz. Buradan konu dışı bir olaya değinmek lütfen, istiyorum lütfen, ben. Yaklaşık bir ay önce Suriye İdlib'deydik. Yani ben oradaydım. Bağlı olduğum bir yardım derneğiyle beraber. Bilmediğin mesleklerim var. Süha Hanım sen Suriye'de... Hayır şöyle, yaş kemale erince artık böyle insan bir yardım etmek istiyor demek ki. Bir dakika, o yaş kemale... Hele bizim yanımızdan dur hele sen ya. Belli bir yaştan sonra ya toprak çağırır ya yardım ya, çağırır. Yapma ya, ne yapıyorsun ya daha dur. Dernek başkanlarımızla beraber, buradan da izliyorlarsa çok selam olsun kendilerine. Suriyeliler karşı benim bir ön yargım vardı aslında. Hani neden işte memleketlerini terk ettiler? İşte insan memleketi için savaşmaz mı? Niye kaçıp da geldiler? Gerekirse biz bayan olarak savaşırız gibi. Hani bir Türk ruhu var ya bizde. Evet. Ama gerçekten öyle değilmiş. Ben de çok ön yargılı davranmışım Suriyeliler hakkında. Yani bizim... Cephede savaşmıyorlar, silahla savaşmıyorlar. Nereden bomba üstümüze yağacak diye, nereden canlı bomba kendini patlatacak diye ki bizzat İdlib'e gidip bunu gördüm. Acı yaşayan bir toplum, doğru. Gerçekten hani kaçanları artık kınamıyorum. Allah yardımcılar olsun diyorum. Gerçekten de öyle. Efendim Almanya'dan memleketime, bitişik olmuş biraz affınıza sığadım. Almanya'dan memleketime selamlar olsun. Murat Bey ve Eraslan ailesini tebrik ederim. Ve başarılarının da devamını dilerim. Yapmış olduğu temiz hizmetlerden ve samimiyetinden dolayı her zaman ilk tercihimiz olmuş ve olacaktır demiş. Almanya'dan bize mesaj gelmiş. Sizin Almanya'ya selam olsun. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bütün gurbetçilerimize de buradan selam olsun. Selam olsun. Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da hepsine de selam olsun efendim diyelim. Evet, bir başka mesajımız hemen. Merhabalar, iyi yayınlar. ENS Park sitesinden Sabri ben. Selam olsun Murat Bey ve Sinem Hanım'a. Şeffaflık konusunda gerçekten böyle bir şirkette çalışmak çok rahat. Bizi yarı yolda hiç bırakmadılar. Sağ olsunlar. Ayrıca teknik elemanları Mehmet Bey'e özellikle teşekkürlerimi iletiyorum demiş. ENS'e Sabri Hocam'a çok selam olsun. Sabri buradan. Hocamıza çok selam olsun. Eyvallah. Kendisi kıymetli site sakinlerimizdendir. Evet, bir başka mesajımız. Hayırlı programlar, çilek manavı gerçekten kalitesiyle tartışılmaz. Çoğunlukla yolumu uzatıp içime silerek onlardan alışveriş yapıyorum. Buradan hayırlı kazançlar dilerim demişler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Güzel. Sağ olsunlar, var olsunlar. Abi bu birçok insandan duyduğum, Çaydaşlı'da oturuyor. Vallahi benim tanıdığım. Özellikle gelip buradan, mesela oradan hemen şeyden Akgün'ün oradan çıkabilir. Gitmesi gerekirken, inanın çevre yoluna çıkıyor, Malatya yoluna gelip aşağıdan alışverişi yapıp öyle çıkıyorlar. Bunlara nail olabiliyorsak ne mutlu bize, layık olabiliyorsak ne mutlu bize. Bu gerçek. Bunu biz de sağ olsunlar, hepsi bizim misafirimiz, Allah razı olsun. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu böyle Milat Bey. Çok doğru. Ben de abime bunu ilk defa söyleyeceğim. Mesela işimiz gereği birçok mahalleyi geziyoruz, işte siteleri gezerken. Birçok yerde çilek manavının poşetine rastlıyorum ben, birçok yerde. Poşet iyi bir reklam. Hayır, şimdi Çayda Çırayı dediniz ya, bunun Doğu kenti de var, hiç alakasız evet, bir yer. Evet. Ve ben hani bunları görünce yani düşünüyorum, insanlar buradan oraya gelip alışverişini yapıyorlar. Yapabilirler tabii. Evet. Kaliteyi arıyorlarsa, iyi malı arıyorlarsa gelirler. Çilek Manav'ın ismini çevremde çok duyuyorum. Acaba nerelerde şubeleri var demiş. Hemen söyleyelim. Ben Sürsürü ve Cumhuriyet Mahallesi diyorum. Olgunlar Sürsürü dediğimiz böyle tam bitişiğinde aslında şöyle. Olgunlar Mahallesi Tarım İl Müdürlüğü karşısında merkez şubemiz.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Ahmet Baba Bulvarı'nda da evet, ikinci şubemiz bulunmaktadır. Evet. Şeref verirler, onur ederler. Kesinlikle. Buyursunlar. İyi yayınlar. 3 aydır Elazığ'dayız. Programımızı takip ediyoruz. İşletmeniz nerede? Bir de tropik meyveler de var mı demiş. Teşekkürler. Var. Tropik meyve. Bu şu anda getirdin mi bilmiyorum. Tam bize özgü getirdin. Çünkü orada da var biliyorum. Burada yaz meyvesi var. Yaz meyveleri. Yok canım. Yani tropik meyvelerle ilgili birçok konuda dediğim gibi biz ananas var, ürün çeşitliği konusunda. Hani bazen hastalara papaya yani birçok şey temin edebiliyoruz. Sıkıntı yok. Tropik abi, meyvelerin hepsi mevcut. Ben hiç görmediğim meyveleri sizin evet. orada bulabiliyorum. Evet. Yani. Evet. Hiç sıkıntı yok. Ben her gittiğimde de diyorum ki Sümeyir bu ne? Diyor abi neydi? Bülent'e soruyor. Bunun adı neydi? Ya ben manavcı kızıyım. Ben bile bazen dükkana gittiğimde bu ne bu yeni mi çıkmış diyorum yani. Vallahi öyle oluyor. Gerçekten her geçen gün yeni bir şeyler. Ama bu anlamda da ben manavı gerçekten tebrik ediyorum. Ya bakın biz bizlere doğu insanını buluşturduğu için bunlarla. Estağfurullah rica ederim. Yani o bizim tabiri caizse emir talaki ederiz gelen talepleri. Yani şu kavunum bile şu anda yaklaşık 5 çeşidi şu anda raflarımızda, reyonlarımızda, tezgahlarımızda mevcut yani. Eyvallah. 5 çeşit kavun. Bir de kısa şata mı yedirmedin Sezai? Ya yeni yekti elinden geleni yapıyorsun Sezai. Onu yemekten sonra yiyeceksin şimdi değil. Yemekten sonra değil mi? Tabii. Peki. Bizim ikamet ettiğimiz sitede yönetim konusu tam bir kaos demiş bir izleyenimiz. Yönetici seçiliyor, bir ay sonra her şey bitiyor. Anlaşmazlık var, bu konuda ne yapabiliriz demiş. Ben hemen burada araya girmek istiyorum. Lütfen, işte buyurun. Bizim bir sloganımız var. Biz profesyonelce yönetelim, siz sadece komşu olun diye. Böyle olunca komşuluk da kalmıyor. Komşular da birbiriyle tartışmış oluyor, kalp kırmış oluyor. Evet. Bu konuyla alakalı bizlerin web sitemiz var mesela. Web sitemize ulaşabilecekleri adreslerimiz ve telefon numaralarımız var. Yine abimin çok güzel bir sözü var. Buyursunlar, gelsinler, bir acı kahvemizi içsinler. Kendilerine evet. ne yapması gerekiyorsa, ne yapmaları gerekiyorsa elimizden geldiği kadar hizmetlerimiz konusunda bilgilendirelim. Cevap verebilmemiz için o sorunların içeriğini bilmemiz gerekiyor. Sorunlu bir site evet şey yaptık ama dediğim gibi o sorunların içeriğini bilmemiz yani, gerekiyor. Aidattan dolayı aidat ödemedikleri için sıkıntı yaşayabiliyorlar. Elektrik faturaları ödenmediği için sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yönetici seçilemediği için, apartman başı boş kaldığı için sorun yaşayabiliyorlar. İşte ağaçlar kuruyor sorun oluyor, çöp alınmıyor sorun oluyor, temizlik yapılmıyor. Her şey bir sorun oluyor zaten. Çok doğru. Aslında Elazığ'da alınan birçok karar defterine alınan karar bile yasal değil. Değil. Milat evet. Maalesef. Diyorum. Yani 15 gün önce de keşke bir örneğini getirseydik, gösterebilseydik kameralardan. 15 gün önceden biz davetiye gönderiyoruz. Davetiye yanına vekaletleme gönderiyoruz. Genel evet. kurullarda bir salt çoğunluk sağlanmasa ikinci toplantıya 7 ile 15 gün arası tekrar yani tamamen usulüne uygun karar defterlerimiz. Gelir gider defterlerimiz, noter tasdikli. Her sitenin ayrı bir dosya. Tabii. Dosyalarımız, dosya içerisindeki faturalarımız. Bu arada o noterlere gidip onları onaylatan da yine biziz. Tabii. Hiçbir şey yapmıyorlar. Karar tabii. defterine kırtasiye gidip karar defteri alıyoruz. Oradan çıkıp notere gidip onu onaylatıyoruz. Her bir site aslında bir ticarethane gibi değil mi? Yani her bir site gerçekten öyle. Bir geliri var, öyle. Bir gideri var. Bakın daha sonra oradan vergi gelir, dairesine gidip var, vergi numarası alıyoruz. Oradan da çıkıp bankaya gidip senin kendi adına oradan hesap açıyoruz. Daha sonra bizim bir mesaj programımız var. İnsanlara oradan işte bize ulaşabilecekleri telefon numaralarımızı atıyoruz. Daha sonra sitenin eksiklerine gidip bakıp. Her sitenin bir grubu var mı mesela WhatsApp grubu? Yani onlar kendi aralarında kuruyorlar. Biz buna çok dahil olmak istemesek de maalesef telefonlarımızda sürekli. Bizim SMS programımız var WhatsApp grubundan evet. ziyade. Kullandığımız programlar var. Bilmiyorum reklama girip girmediğini çok bilmiyorum ama. Aynı sosyal medya gruplarında olduğu gibi telefonlarına indirip oradan tüm hesaplarını, kitaplarını, aylık gelir giderlerinde o programdan öğrenebiliyorlar. Evet. Ama yine de site sakinlerimiz WhatsApp grubundan vazgeçemiyorlar. Biz de doğru. sıkıntıları kendi aralarında konuşunca artık şey diyoruz ya Hüseyin Sinema Bey diyorlar. Sinema Hanım sen korsan olarak gir dedikoduları öğren Yok sıkıntı olmuyor aslında. Bir taraftan da şöyle kendi aralarındaki sıkıntı bize ulaşmadan biz sıkıntıyı görüp müdahale etmiş oluyoruz. Müdahale etmiş oluyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Site yönetiminin mevcut hakları nelerdir demiş. Aidattan muaf mıdır? Bilgi almak istiyorum demiş. Şimdi dışarıdan profesyonel site yönetiminin böyle bir hakkı yok zaten. Ama izleyicimiz bize şunu sormak istiyor galiba. Biz kendi işlerimizi yürütebilmemiz için resmiyetin de bizden istediği bir başkan olayı vardır. Evet. Başkan aidattan muaf mıdır? Resmi olarak değildir. Yalnız şöyle bir şey var. Karar defterinde karar alınırsa, komşular da bunu onaylarsa, karşılığında imzaları atarsa başkanımız sadece aidattan muaf oluyor. Yakıttan ve demirbaştan muaf olmuyor. Muaf olmuyor da evet. değil mi? Doğru. Merhabalar. Konuklarınıza selamlar. İlimizde profesyonel alanda yöneticilik kavramı pek yok demiş. Yoktur ve yokhur demiş ve sükun için iyi yönetim ve kurallara riayet eden sakinler şart demiş. Bu konuda neler yapabiliriz? O huyu anlayamadım. Acaba mu demek istemiş?
Yani yoktur mu? Yer yansın gibi bir şey. Ben soruyu anlayamadım. Bir de okuyayım mı? Merhabalar, konuklarınıza selamlar. İlimizde profesyonel anlamda yöneticilik kavramı pek yok. Ve sükun için, yani sükunet için evet, bir ihtimal. İyi yönetim ve kurallara riayet eden sakinler şart demiş. Bu konuda neler yapılabilir? Yani profesyonelliğe geçmek lazım. Beş parmağın beşi bir olmadığı gibi her apartmanda oturan kişilerin de hepsi aynı değildir. Bunun için dediğim gibi profesyonel bir site yönetimiyle çalışmaları lazım. Bununla da alakalı biz zaten gerekli hukuki işlemleri yapıyoruz. Sükuneti evet, sağlamak için. Doğru. Bunlar haber servisine atmışlar bir tane. Canım yeğenlerim, başarılarınız daim olsun. Songül Yüzgeç. Teyzem. Tamam mı teyzem? Teyzemize selam olsun teyze buradan. Ellerinden öpüyorum. Bizler de selamlarımızı gönderiyoruz Songül Hanım'a. Evet efendim, merhabalar. Herkese selamlar. Ben Murat abime ve Sinem ablamın manevi kardeşi namı diyar Poles Kadir. Ya. Bir de uzatmış Poles Kadir diye. Bizden de selam olsun Polis Kadir'e. Her programda mesaj yolluyoruz. Evet, yolluyoruz. Sağ olsun, var olsun. Çok değerli iki insanı tanıdığım için çok bahtiyarım demiş. Bu arada Murat abim hiçbir zaman dükkanına personel aramaz. Bana kardeş olacaksan buyur gel der. Çok doğru. Vallahi doğru. Şahidim. Kadir de bu kardeşlerimizden biri. Sağ olsun, var olsun demiş. Sağ olsun. Geçen programdan hatırlıyorum Polis Kadir seni. Murat abi anlatmıştı, Murat Bey anlatmıştı. Gerçekten emeği üzerinde çok fazla olduğunu biliyorum. Onlar benim fidanım. Evet. Fidanım sen de vefalı bir insansın. Allah yüzüne her gülür zaman bu vefayı yerine getiriyorsun ve arayıp mesaj atıyorsun ya da razıyım, Allah da razı şey olsun yapıyorsun. Evet. Allah işini gücünü rast getirsin. Amin. Ayağına amin, taş değdirmesin. Amin. Amin. Diyelim Kadir kardeşime de. Efendim, merhabalar, iyi yayınlar. Milat Bey, Elazığ memleketimize yapmış oldukları başarılı hizmetlerden dolayı saygıdeğer abim ve ablama. Başarılarının devamını diliyorum. Ebru Eraslan. Bu da mı kardeş? Aa, bu şey. Gelinimiz. Gelinimiz. Bu da o. Tabii yani gelin olursa abla diyeceksin yani. Büyük de olsan diyeceksin değil mi? Yok ya, biz gelin almıyoruz. Hep kardeş alıyoruz. Öyle mi? Yani. Bakın esnaflara dikkat ettiniz mi Milat Bey? Ya bir dakika şimdi. Sinem Hanım, sen de böyle fena bir görümce tipi hissediyorum ha. Ben de mi? Evet. Kendilerine soralım. Canım telefon bağlantısı. Yapalım. Varsa yapalım yani kendilerine soralım. Gavurun kestiniz. Ya ben espri yapıyorum ne olur yanlış anlamadım. Gerçekten hani. Senin işin benimle Sezai Bey. Biz, senin işin razaların damadı benim Sezai Bey. Hep kardeşizdir, sağ olsunlar, var olsunlar. Eyvallah. Ben espri yapıyorum. Sinema arama biraz takılıyorum zaman zaman. O da benim kardeşim elbette. Ama gerçekten gelin kayınço görümce şey evet, yok. Hakikaten yok, o da bizim bir kardeşimiz. Biliyorum, biliyorum. Yani aynı mevzu gelecekki programda da sohbet etmiştik. Ağzı dışarıdan geldi söyledim. Tam 12 kardeşiz biz. Tabii Elazığlı görümceler fena da o yüzden söylüyorum. Ama biz daha çok baba tarafına çekmişiz. Şimdi teyzem de izliyor ama benim babam sağ olsun hep çok demokrat bir insandır. Asla haklıyı haksızı ayırmayı bize zamanında öğretmiştir. Yani şu haklıdır şu haksızdır diye. Biz iyi olmayı, ileri görüşlü olmayı hep babadan öğrendik. Öyle değil mi? Allah gölgesini üstümüze nasip etmesin. Amin. Amin. Yani abi paylaşımı da görüyorum. Sağlık sıhhat versin. Uzun ömürler versin. Amin abi. Sağlık sıhhat versin. Gerçekten çok dört dörtlük bir insan ki sizin gibi değerli evlatları yetiştirmiş. Ben buradan ellerinden öpüyorum. Aslında bilmiyorum tanıştınız mı bir ara tanıştırayım. Klasik bir Elazığlıdır. Tabii tabii. Neslinin son örneklerinden biridir. Aynen. Allah gölgesini üstüne. Söylemez ama daha iki gün önce bir işteyiz, toplantımız var, gece geç çıkıyoruz. Arıyor, kızım gel, kızım gel, kızım gel, baba geleceğim. Hadi niye gelmiyorsun? Yani işim var, şimdi baba kıramıyoruz da gittim. Elinde şöyle bir kağıt, baba burada arka tarafta bir şey var, komşumuz var diyor. Ki arka taraf dediği bir sokak öteki taraf. Baba hadi gidelim diyor, onların ne ihtiyacı varsa diyor, sen bayansın diyor, yanımızda gel diyor. Yani biz apartmanda komşularımızı tanımazken, İşte biz bunları hep babadan öğrendik. İki sokak arkadaki yani, insanı babam tanıyor. Buradaki ve amaç şu. Şöyle erkek olarak da gitmiyor ve yaşı da babamın yani. Kadın olduğu için seni de yanında ben götürüyor. Ben de evde kadın olduğu için beni de yanında götürüyor. Öyledir. İşte biz babamın hep bunları öğrendik. Öyledir. Sağ olsun. Has herif öyledir. Sağ olsun. Vallahi samimi söylüyorum. Hayırlı programlar hocam demiş. Sinem ablama. Ya bu abla lafını bırakın artık. Yanlış mı konuşuyorum? Sıkıntı yok. Ya biz böyle diyorum ki bana destek olsun biraz üzerine gideyim hiç yanaşmıyor Sinan. Ama samimi görüyorlar demek ki öyle. Ben takılıyorum. Sinem ablam ve Murat abiye selamlar. Kalitenin adresi Çilek Manev ve site yönetimi iyi ki varsınız demiş.
Ben Nisanur Akkaya. Mehmet'in hanımı. Mehmet Akkaya. Teşekkür Tanıdın ederim. Tanıdın mı Mehmet'i şimdi? Evet ya. Ben başta diyorum ki isim, soy isim yabancı ya değil. Ya karı koca o Nisa'dan. Kadar güzel çocuklar. Gerçekten. Adam kardeşlerim onda. Sağ olsunlar. Öyle sağ olsunlar. O kadar iyiliksever. Evet evet. Evet. Gerçekten. Onların gözlerinden öpüyorum. Ben de öpüyorum. Her zaman yanlarında olduklarını bilirler onlar. Buradan saygılarımı, selamlarını. Allah bir yastıkta onu uzun yıllar kocatsın. Amin. Bizden de selam olsun. Çok seviyorum onları. Buradan da selamlarımı gönderiyorum. Evet. Efendim, Çilek site yönetimi bizim sitemizde yönetiyor. Sahra Vizyon sitesi memnunuz demiş. Çok teşekkür ederim. Sebze meyve halinde ticari ilişkilerimiz olan Murat kardeşime ve Sinem Hanım'a başarılar dilerim. Zekai Türkay. Hiçbir desteğini bizden esirgemeyen, evet, duasını evet, esirgemeyen, dostluğuyla onur duyduğum, gurur duyduğum kardeşim, abim, dostum. Evet. Kendisine buradan selam olsun. Selam olsun. Allah işini gücünü razı götürsün. Yıllardır manav işini çok güzel yapıyorsunuz demiş. Site yönetiminde de başarılı bir şekilde yapacağınıza canı gönülden inanıyorum. İyi yayınlar demiş bir izleyenimiz. Yapıyoruz da. Yapıyorlar da. Vallahi yapıyorlar da. Vallahi biraz hızlı gidiyorum çünkü o kadar çok mesaj gelmiş ki maşallah. Sağ olsunlar. Ne kadar güzel bir şey. Sevgi. Az da zaman kaldı. İyi yayınlar Murat Bey. Yeğenlerim Sinem Hanım ve Murat Bey'i programınızda ağırladığınız için size teşekkür ederim. Yeğenlerime gurur duyuyorum. Başarıların devamını diliyorum. İyi ki varsınız demiş. Amcanız Basri. Basri amca. Selam olsun amcamıza burada. Evet. Evet. Az önce söylediklerimi geri alıyorum. Ben teyzesi. Kim yani, sen, anlamadım. Baba tarafına çekmeyeyim değil mi? Az evvel diyor. Ya şaka yapıyorum öyle bir şey. Sinem Hanım hemen düşme ya. Düşmedim de yani gerçek bu, teyze değiştiremem ki. Hani varsa da. Teyze aile faciasına yol açacağım. Biliyorum şaka olduğunu ama. Ya Sinem Hanım vallahi ben o enerjiyi aldığım için sana biraz takılıyorum. Hiç önemli değil. Kardeşim gibi gördüğüm için. Öyle, ben de öyle görüyorum ve inanın ki programda o kadar rahatsız ki... Biz de burayı bir evimiz gibi görmeye başladık sizlerle kesinlikle beraber. Kesinlikle öyle. Hatta şöyle söyleyeyim, biz kamera kapandıktan sonra karnımızı doyurup şu tabaklar görsel olarak bırakılmıyor buraya gerçekten. Karnımızı doyuruyoruz, ondan sonra gidiyoruz. Eyvallah. O zaman doyuralım. Doyuralım. Şey yapıp buyurun şöyle bir lütfen, tadına bakarken lütfen, ben de beraber mesajlarımı okuyayım. Buyurun. Merhabalar Milat Bey, Samsun'dan selamlar. Ben Seda, Seda demiş. Abim Murat Bey ve Sinem Hanım'a selamlarımı iletiyorum. Başarılarınız daim olsun, memleketime selamlar. Aleykümselam. Seda da kuzenlerimizden biri de. Evet. Vallahi artık yeter. Ben yoruldum. Okuyacağım birçok mesaj daha var ama affınıza sunuyorum. Çünkü programımızın sonu değil mi? Bana işaret veriyorlar habire. Şöyle bir tadına baktınız mı? Murat baktım abi. Hadi. Gerçekten hemen bakalım. Ellerine sağlık Sezai Usta. Yine döktürmüşsün. Harika Sezai olmuş. O havadan yaptığın vallahi helal olsun. Ya, her zaman lezzetli oluyor da. Bugün farklı olmuş. Şöyle. Ya vallahi böyle bir şey yok ha. Sezer, vallahi bak. Sana da gerçekten... Vallahi seni dolmuşa bindirmiyorum. Yani böyle bir olay yok ha. Bakın programın başında söyledik. Gerçekten hani dediniz ya, alet çalışırca alet övünürsün diye. Evet. Hakikaten şimdi sebze ve malzeme, hep bütün malzemenin etkisi çok 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 fazla. Teveccühe hiç gerek yağından yok. Yağından salçasına. Bu her zaman söylüyor. Yani yok, ben şöyle, hakkını veriyorum eyvallah. Sen eskilerin bir atasözü var. Hanım var diyor, bir kilo etten bir yemek getiremez. Hanım var diyor, 50 gram etten 10 çeşit yemek getirir. Çok, orası öyle, çok bunu, doğru. Hanım diye örnek verdim ama atasözü böyle diye. Evet. Yani bu ayrı bir olay. Yani sebze meyve ne olursa olsun bu apayrı bir olay. İşte o size malzemeye biraz da tecrübe katılınca isterseniz biraz güzel şeyler ortaya çıkıyor. Ellerine yani sağlık. Evet. Afiyet olsun. Hakikaten eline sağlık. Lezzet olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben geldiğiniz için gerçekten biz çok Kanal teşekkür Fırat ailesine ve sizlere çok böyle teşekkür ederiz. Bizleri sezon finalinde bir gün için kala. Evet. Sinem ablacığım hakkını helal et. Ben sana bir gün helal olsun. Çok keyif aldığım bir programlardan biriydi yine. Evet. Bizim program böyle. Gerçekten çok sohbet hoş ediyoruz. Çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Değil mi? Espriler evet, yapıyoruz. Aynen öyle. Siz de her zaman söylüyorum bu programın bir parçasısınız. Her zaman kendi eviniz. Her Elazığ'ın olduğu gibi. Evet. Sizin gibi de. Sizin de. Ben de bize bu fırsatı verdiği için Kanal Fırat ailesine, nezdinde sizlere, nezdinde izleyicilerimize hepsine çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola, malum sebepten dolayı bugün biraz durgunsak affola, evet, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Güzel aile ortamı,
kendi mutfağımız, kendi insanımız, kesinlikle, kendi yöremiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Şeref başarılı ederiz olduğunuzu biliyorum. Başarılarınızın kalıcı olacağından da eminim. Şüphesiz. Onun için onun için başarılar dilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Abi şeref verdin. Hoş şeref bulduk. Tekrar başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Sinem ablacığım, sana da meslek hayatınızda her ikinizde. Çok teşekkür başarılar ederiz diliyorum ki onlar da şüphem yok başarılı olacağınızda. Efendim biz Ayran Süren'in yine sonuna geldik. Bugün inşallah hoşça vakit geçirtirmişsinizdir sizlere. Sürçülisan ettikse affola Murat abimin dediği gibi. Yalnız şu dört kuralı unutmayalım ne olur. Eski normallerimizi yaşayabilmek adına. Güzel günleri işte şu lezzetlerin tadına hep birlikte varabilmek adına. Maske, mesafe, temizlik, hijyen ve aşı. Herkes aşısını sırası gelen olsun ne olur. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve her şeyin başı sağlıkla kalın.